Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Olaylar çok hızlı gelişiyor. Tam rehine krizini konuşuyorduk ki Kobane'de meydana gelen olaylar onun da önüne geçti. Kobane, Urfa'nın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesiyle iç içe bir yer, bir şehir, bir Kürt şehri. IŞİD oraya saldırdı ve oradan 130 bin mülteci bizim sınırımızdan geçtiler ve şu anda Türk tarafındalar, Türkiye tarafındalar mülteciler. Bu arada IŞİD'in Kobane'ye olan saldırıları devam ediyor. Gündem bu olaya kaymış durumda. Bunu konuşacağız bütün ayrıntılarıyla. Kobane'de ne oluyor? Kürtler ne istiyorlar? Türkiye'nin bu konudaki tutumu ne? Bütün bu sorulara cevap arayacağız. Ama önce rehine olayıyla ilgili gelişmeleri biraz tartışalım istiyorum. Ve onunla bu akşam Tarafsız Bölge'ye başlayalım istiyorum. Şimdi konuklarımızı hemen tanıtalım. Sinan Oğan bizlerle, MHP Iğdır Milletvekili. Hoş geldiniz Sinan Bey. Sedat Laçiner, hoş geldiniz Sedat Bey. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü. Bu konuları gayet iyi bilen bir isim. Tekrar hoş geldiniz. Kadri Gürsel, Milliyet yazarı. Kadri Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Tahir Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı. Hoş geldiniz Tahir Bey. Hoş merhaba. Bulduk. Ve merhaba. Genellikle Ankara'dan Tarafsız Bölge'ye katılan ama bu akşam sağ olsun bizi kırmadı. İstanbul'a geldi. Doçent Mehmet Şahin de bu akşam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Teşekkür Mehmet Bey. Size. Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkan Yardımcısı. Evet, konuklarımız hazırlar. Biz de hazırız. Tartışmamıza başlayabiliriz. Şimdi ilk soru şu. Birinci turda kısaca buna bir cevap arayalım. Hemen ardından bu konuyla bağlantılı başka konulara geçeceğiz. Rehinelerle ilgili konu. Birinci sorumuz şu. Rehineler ne karşılığı teslim edildi Türkiye'ye? Bu konuda çok spekülasyon var. Takas dendi. Bugün akşam saatlerinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç takas yok dedi. Ne karşılığı? Bu konuyla ilgili konuklarımız ne diyecekler, ne düşünüyorlar? Hemen onlara dönmek istiyorum. İlk sözü Sedat Laçiner hocaya verelim. Nedir sizin düşünceniz? Yani IŞİD nasıl oldu da rehineleri ne karşılığında serbest bıraktı? IŞİD genelde para karşılığında çalışan bir örgüt. Çok fazla bizim gündemimize gelmiyor ama en son mesela İtalyan bir rehineyi bıraktılar. Belli bir ücret ödüyorsunuz. Bunu bir gelir kapısı haline de getirmiş durumdalar. Ama Türkiye'nin rehine meselesine baktığınız zaman şimdi eğer silahlı bir operasyon olmadığı anlaşılıyor. Bu çok net bir şekilde ifade edildi. Rehineleri bir örgüt, eli kanlı bir örgüt hiçbir şey ödemeden vermez. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları siyasi bir pazarlık yapıldı dedi. Bu yani tırnak içinde bir ifade. Diplomatik bir zafer olduğu söylendi. Demek ki siyasi bir görüşme yapılmış. Siyasi talepler ve karşılıklı alverler olmuş. Burada aklımıza gelen en makul açıklama Türkiye'nin koalisyonun dışında kalmasıdır. Çünkü bugün yanılmıyorsam bir açıklama vardı IŞİD tarafından yapılan. Koalisyona üye olan ülkelerin tüm vatandaşlarının öldürüleceğine dönük bir açıklama söz konusuydu. Koalisyon meselesi IŞİD için önemli. Türkiye bunu... Yani bir dakika. IŞİD Türkiye'nin koalisyona katılmamasını çok önemser ve bunun evet. karşılığında da rehineleri bırakır. Şimdi bu ihtimallerden bir tanesi, en kuvvetli olasılıklardan bir tanesi. Zaten baktığınız zaman rehinelerin bırakılma, yani IŞİD'in biz bırakacağız evet dediği tarihe baktığınız zaman da o tartışmalara denk geliyor. Yani yaklaşık olarak şöyle bir 10 gün, 15 gün evvelinde bu anlaşmanın yapıldığı anlaşılıyor. Çeşitli nedenlerle de bugüne kadar gecikmiş. IŞİD Türkiye'den şunu istiyor. Yani kabaca hiç bu rehine pazarlığı yapılmamış olsa bile IŞİD ne ister Türkiye'den? Bana dokunma diyor IŞİD. Lojistik olarak Türkiye sınırlarına ihtiyacı var. Türkiye'nin düşman olmamasına ihtiyacı var. Dolayısıyla da IŞİD'in isteyebileceği en önemli talep budur. Onun dışında Türkiye'nin elinde olan hapishanelerde yer alan bildiğimiz veya bilmediğimiz IŞİD mensubu önemli kilit isimler vardır. Bunlar isteyebilir ama bu onun yanında talih kalır. Çünkü o kadar da çok hayati önemseyebileceği bir isim ben hatırlamıyorum. Ama orada bir takas olmuş olabilir, olmayabilir. Bunun bu kadar çok konuşulmasını da ben çok sağlıklı görmüyorum. İşin aslına bakarsanız devletler böyle şeyleri yapar. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını da dahil olmak üzere pek çok yetkinin açıklamasını bence şart
olmayan, gerekli olmayan açıklamalar diye değerlendiriyorum. Ama hocam şöyle bir şey var. Biz şimdi rehinelerin kurtarılmış olmasından, kurtulmuş olmalarından sevinç duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bravo, alkışlıyoruz. Demokratik toplumlarda bu iş nasıl oldu sorusunun peşine düşülmez mi? Şimdi bakın burada kilit sıkıntı şu, kilit soru şu. Biz IŞİD'le iş yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Bütün problem orada düğümleniyor. Açıkçası yetkililerin açıklaması da bizim aklımızı daha fazla bulandırıyor. Yani siyasi pazarlık yaptık demeye ne gerek var? Gerek yok bence. Bu bir başarıdır. Diyorsunuz ki siz sorular sorulur ama yetkililer buna daha ustalık. Cevap vermez. Yani şöyle söylersiniz. Bu klasiktir. Ben bunu doğrulayamam da yalanlayamam da dersiniz. Zaten bir başarı var. O başarının sevincini yaşarsınız. Ancak Türkiye'nin önündeki en önemli sorun IŞİD ile kirli bir ilişki içerisinde olmadığını ispat etmek. Yani tüm dünyada uyandırılmak istenen, iddia edilen argüman bu. Bazısı açıkça söylüyor ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı gibi devlet kurumları bunu açıkça söyleyemeyip New York Times üzerinden, Wall Street Journal üzerinden, Newsweek üzerinden peki, söylüyorlar. Şimdi oraya bu rehine krizi, onu söylemeye çalışıyorum. Bunu destekler rehine mi? Krizi buradaki tartışmaları alevlendirir, malzeme taşır. Zaten rehine bizim için bir gerekçeydi. Diyorduk ki bizim 49 vatandaşımızın şimdi biz boğazının kesilmesini seyretmek istemiyoruz. O yüzden koalisyona girmiyoruz, IŞİD'le ilgili açıklama yapmıyoruz. Amerika'nın yanındayız, sizi seviyoruz ama bu kadar da gösteremiyoruz diyor idik. Şimdi bu gerekçe de ortadan kalktı. Onu konuşacağız, o gerekçeni. Artı siyasi pazarlık tartışmaları da bunun üzerine bindi. Peki sizce? Türkiye'yi sıkıntıya sokabilir bu manzara. Peki sizce ben ülke olarak IŞİD'le koalisyona girmiyorum, sen de benim vatandaşlarımı serbest bırak pazarlığı yapsam. Amerika'yla. Bu benim IŞİD'le kirli bir pazarlık içine girdiğim anlamına gelir mi? Şimdi şöyle bir şey var, bakın Türkiye çok ne kadar farkında bilemiyorum ama IŞİD meselesinde hedef ülke Türkiye. Yani Suriye ile Irak'ı saymıyorum çünkü orası artık cehennem ortamına döndü. Türkiye her an Suriye ile Irak'a dönebilecek tehlikelerle yüz yüze. Devasa zaten nüfus göçleri alıyor. Terör örgütleri var, silah var, şu var, bu var. Dolayısıyla burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başındaki insanın birinci görevi şu olmalıdır. Suriye'ye ve Irak'a Türkiye'yi döndürmemek. İşi de üzerine saldırtmamak. Diğer silahlı grupları da üzerine saldırtmamak. Amerika'nın meseleye bakışı ise tam tersi istikamette. İşi de yok edelim, birlikte yok edelim. İyi ama riski ben alıyorum. Sen işte Kaliforniya'dan, New York'tan uçak gönderiyorsun. Böyle savaşıyorsun. Ben ise işte Suruç'tan, Şanlıurfa'dan, Midyat'tan bu meseleyi takip ediyorum. Sınırdayım ben. Türkiye'nin zorluğu burada. Yalnız Türkiye bu zorluğunu iyi anlatamıyor. Bir, ikincisi de IŞİD Türkiye bir yerde hareket ediyor algısını yıkacak çalışmaları hem batıda düzgün yapamıyor hem de doğuda, yani bu anlattıkların hepsi konjonktürel, geçici şeyler. Yani bugün var, yarın farklı bir gerçek var. Ama İslam anlayışı meselesi kalıcı ve yarınımıza da miras kalacak işler. Bugün IŞİD sanki Sünnilerin temsilcisiymiş gibi meydana çıktı. Oysa ki Sünnilikle de ilgisi yok. Harici, üçüncü bir koldan bahsediyoruz. Bunları konuşuruz. Türkiye'yi sıkıntıya sokar bu. Peki. Yani şunu soruyorum ben, Batılılar IŞİD'le Türkiye'nin rehineler konusunda siyasi bir pazarlık yapmasını kirli bir pazarlık olarak nitelendirirler mi, böyle görürler mi sizce? Yani işte bu açıklamalar daha az yapılırsa görmeyebilirler. Bunun PR'ını güzel yaparsanız, hatta Batı'ya da sizin rehinelerinizin kurtarılması için de biz çalışma yapalım dersiniz. Buna benzer açıklamalar ve çalışmalar yaparsanız görmezler. Peki. Kadri Gürsel'e dönelim hemen. Kadri Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu takas meselesi, siyasi pazarlık meselesi, bunlar rehinelerin kurtarılması adına yapılacak işler değil midir? Yapılacak işler midir? Elbette ki yapılacak işlerdir. Çünkü zaten yapılmakta olan işlerdir de bölgede. Lübnan'da sayısız takas gerçekleşti. İsrail ve Hizbullah arasında. Hatta ceset takasları bile yapıldı. Yani İsrail çok sayıda Hizbullah tutuklusunu yahut da işte o bölgede aldığı Filistinli tutukluları, Lübnan'daki askerlerinin cesetleri karşılığında serbest bıraktı biliyorsunuz. Yani şöyle, Hamas'la da yapıldı burada takas. Burada takastan ziyade Sedat Laçiner diyor ki siyasi pazarlık yapılmış. Şimdi bakın, ona da geleceğim. Burada tabii İsrail, Hizbullah, İsrail, Hamas ilişkileri
Bunlar artık o bölgenin kendi dokusu, kültürü içinde bizim kanıksadığımız ilişkiler. Zaten İsrail onlarla olan münasebetinde kendisini aslında böyle bir hukuk devleti, efendim bölgede kurumsallaşmış bir temsil vesaire, geleneklerin şunun ya da bunun temsilcisi veyahut onun ağırlığı altında bir özel bir duruş falan sergilemiyor. Son derece pragmatik şekilde işine bakıyor, evet, İsrail bunu bizim yaparken. Durumumuz. Bizim durumumuz şu. Şimdi bakın, takaslarda ben İsrail'i asla örnek almam. İsrail'in uyguladığı yöntemleri alınmaması gerektiğini düşünürüm en azından, çünkü bu işleri yapan ben değilim. Batılı ülkelerin bu takas işlerindeki en son bir iki gazetecinin karşılığında Taliban tutukluları serbest bırakıldı diye yanlış hatırlamıyorsam biliyorum. Afganistan'da, ki daha önce de oldu böyle şeyler. Burada esas mesele şu. Aracı koyuyor musunuz, koymuyor musunuz araya? Genellikle bu tür devletler aracılarla çalışırlar. Araya bir takım yerel unsurları koyarlar. Detaya girmeden. Hayır, bir genel bir şey soracağım size. Şimdi genel olarak sizce takas yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Bakın, o zaman şöyle cevap vereyim ben de. Şimdi bu, çünkü bilgi yok bu konuda elimizde. Kendine İslam Devleti diyen bir örgüt, bir terör ordusu, bir terör gücü giderek de güçleniyor. Bizim vatandaşlarımızı serbest bırakması için bu gücün onları artık elde tutamayacak kadar zafiyet içine düşmesi lazım. Bir, iki, o rehinelerden umduğu faydayı umamaz hale gelmesi lazım. Bu şu demek: rehinelerin değerini yitirmesi demek. İki durumda vaki değil. İkisi de söz konusu değil. Hem rehineler Peki, Sedat hala değerli. Söylediği. Çünkü Türkiye'nin bu koalisyona katılmaması çok önemli. İki, bir de yani bu örgüt giderek güçleniyor. Yani güçsüz değil. Maliyet eklemiyor onları tutmak onlar açısından. Dolayısıyla bırakmaları için hiçbir gerek ve gerekçe yok. Bir şey yok. Dolayısıyla mutlaka bir şey almışlardır. Bir Peki, şey almadan bırakmaları şey, mümkün değil. O aldıkları şey. Sedat Laçiner'in söylediği gibi, evet, küresel IŞİD karşıtı koalisyona Türkiye'nin katılmaması ve bu konuda güvence vermesi olabilir mi? Sanmıyorum. Şöyle sanmıyorum. Türkiye böyle bir güvenceyi verebilecek durumda olan bir ülke değil. Ha, bu şu demek değil ama koalisyon üyesidir de ondan değil. Türkiye'yi yönetenler her ne kadar eski devlet geleneklerinden kendilerini azade ve onlara bağışık falan addediyorlar ve sayıyorlarsa da, bence biraz tecrübe edinmiş ülke yönetiminde birisinin, bir heyetin bir terör örgütüne böyle bir güvence vermeyeceğini düşünmek gerekir. Bunu kendi kendimize, bu sorunun cevabını bulabiliriz. Mutlaka fiziki bir somut fiziki. Yani bu, bakın, şöyle oluyor. Burada esas önemli olan şeffaflıktır. Batılı ülkelerde aslında şeffaf davranırlar. Yani biz şunu verdik derler. Derler mi? Derler. Yani paraysa para verilmiştir. Takasla verilmemişse, takas. Evet, başka şeyler yapılmıştır. Takas çok aslında bölgesel cereyandan bir hadise. Bir hukuk devleti kendi kanunlarına aykırı hareket etmiş, kendi toprağında suç işlemiş olan unsurları ve yargılanmakta olan unsurları takasa tabi tutmaz aslında. Bu aslında bizim yine bu bölgenin kültürüne adapte olduğumuzu, bu bölgenin iş görme tarzına yatkınlaşmakta olduğumuzu gösteren, bence çok aslında kaygı verici bir gelişme. Eğer takas varsa velev ki takas dedi. Demek ki bunun üzerine düşünmemiz lazım. Cumhurbaşkanı velev ki takas dediğine göre biz de burada varsayımlar üzerine konuşma hakkını kendimizde buluyoruz. Bulmak durumdayız. Şimdi bakın, takas konusu, eğer 46 vatandaşımızı kurtarmışsak tamam, elbette yani tamam. Bunun, kurtardı ama. Eğer takasla kurtarmışsa kurtardı, tamam. Diğer taraftan da işte bir yasa çıkartılmış. MİT yasasına. Yani yasa ne kadar hukukidir? Türkiye'de suç işlemiş, askerleri, polisleri öldürmüş, mesela IŞİD'çi militanlar vardı. Onların mı? Onlar verildiyse onların verildiği açıklanmalı.
kamuoyuna bunlar açıklanmalı. Şun ve şu 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 şahıslar. Çünkü burada ya bu burada Amerika, bakın, bir dakika burada, Kadri Bey, burada, Amerika, burada bir hukuki bir durum var. Amerika dosya açılmış. Bir şey bu insanlar Amerika, yargılanıyor. Amerika, sizin sisteminize girmişler bunlar. Amerika yapıyor bu işleri. Dünyanın her yerinde CIA operasyonlar yapıyor filan. Bunları çıkıp açıklıyorlar mı? Biz şöyle yaptık. Guantanamo'dan bazı insanların serbest bırakıldığı, bu amaçla serbest bırakılıp bırakılmadıkları hususunda hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü orası Amerikan hukukunun şey dışında. Söyle. Genel bir şey söyle. Ama eğer Amerikan cezaevlerindeki tutukluların teslim edildiği gibi bir hadisenin gizlenme imkanı yoktur, ihtimali yoktur. Yani şunu daha... Veya Büyük Britanya'da olduğu gibi. Böyle bir şey vaki olamaz, varit olamaz. Şunu sormaya çalışıyorum. Evet. Takas yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı diye değil. Yani bu büyük devletler, istihbarat örgütleri, büyük devletlerin istihbarat örgütleri kendi ülkelerinin çıkarları adına çeşitli operasyonlar yapıyorlar. Bu operasyonlar kabul edilebilir olabilir, edilmeyebilir olabilir, uluslararası hukuka uygun olur olmaz. Bunları böyle tek tek konuşuyorlar mı kamuoylarının huzurunda, tartışıyorlar mı, açıklıyorlar mı, ifşa ediyorlar mı? Bunlar mutlaka açıklanıyor. Yani para karşılığında eğer para ödenmişse, para ödendiği mutlaka açıklanıyor. Evet. Bunlar açıklanıyor. Açıklanmıyor değil aslında. Ayrıca da gayrimeşru değil bu. Yani kendi vatandaşlığınızı kurtarıyorsunuz. Yani siz esas burada... esas mesele burada tabii bu vatandaşların rehine verilmemesiydi. Bu o ayrı. Öngörüsüzlük. O ayrı. Burada da sorumluluğun kimde olduğunun tartışılması lazım. Siz neyi burada sorunlu görüyorsunuz? Kısaca ve bir cümleyle. Yani burada, bu rehine meselesi burada, kurtarıldı. Güzel, alkışlıyoruz. Tamam, güzel. Sorunlu olan şey ne? Sorun büyük bir sorun mudur değil midir? Bakın o da ayrıca tartışılır. Hukuki bir sorun eğer ne olduğunu bilmiyoruz ama. Yani takas varsa bizim cezaevlerimizde yatan ve bizim mahkemelerimiz tarafından yargılanmakta olan bizim insanlarımızı öldürmüş katillerin serbest bırakılması söz konusu. Bülent Arınç takas yok dedi. Bu bir hukuki tartışma yaratır. O zaman çünkü hukuk devleti miyiz biz sorusunu sorabiliriz. Ha şudur, 46 vatandaşınızı onları bekleyen korkunç felaketten, sonuç akibetten kurtarmak adına bundan vazgeçilebilir mi? Bu da tartışılır. Bu ahlaki bir tartışma ve bence tartışılabilir. Tartışmaya değer diyorsunuz. Tabii ki tartışmaya değer. Yani peki. Biz bundan vazgeçmeyiz diye işte varsın ne olursa olsun diyecek halimiz de yok. Ama sakıncalarını da belirtmek lazım. Biz ne kaybediyoruz? Neyi kaybettik? Ne kazandık, neyi kaybettik? Ahlaki ve hukuki açıdan ve siyasi açıdan neleri kaybettik? Bunun bir muhasebesini yapmamız lazım. Sinan Ogan. Evet. Şimdi tabii önce şunu ifade etmek lazım. İster bir takas karşılığında, ister IŞİD'in serbest bırakması, isterse de Türkiye'nin siyasi veya askeri operasyonla 46 vatandaşımızı Türkiye'ye getirmesi önemlidir. Bunun altını çizmek lazım ve emeği geçenlere de teşekkür etmek lazım. İlk günden beri bizim yaptığımız da budur. Ama bununla beraber bunun da sebeplerini sorgulamamız lazım. Ki bir daha benzer şekilde Türkiye'nin hem rehine vermemesi, çünkü bu bir alışkanlığı da getirir. Yarın öbür gün kafası bozulan veya bir talepte bulunan veya bir yakını bir örgüttaşı Türkiye'de olan birilerini kaçırır. Ondan sonra takas işine girişebilir. Niye bıraktı? Zannediyorum IŞİD herkesle karşı karşıya gelmek ister ama Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemez. Neden? Hem sınırları bunu gerektirir. Hem birçok militan Türkiye üzerinden geçiyor, şimdiye kadar geçmiştir ve geçmeye devam ediyor. Hem içerisinde çok sayıda Türk vatandaşı var. Ve Türkiye bölgede aslında, Türkiye bölgeyi yakından biliyor. Türkiye bölgeye sadece hava operasyonları yapmaz. Allah korusun, herhangi bir hadise olsaydı, rehinelerimizin başına herhangi bir iş getirilseydi, Türkiye kamuoyunun baskısıyla da kendini bir anda o coğrafyada bulurdu. Tam da bu noktada IŞİD rehinelerin can güvenliğini sağlama konusunda ikna edildi. Sağlayamayacağı konusunda ikna edildi kanaatindeyim. IŞİD'e... Yani şunu da sen bunların canına bir şey gelebilir, sen de bunu sağlayamazsın, bırak bunları. Muhtemelen öyle bir, IŞİD'le zaten diyalog halindeydi Türkiye. Ve Batı'nın Türkiye'yi koalisyona çekmek istediği belliydi. Bunu IŞİD de görüyordu. Türkiye bunu bir tek şartta yapabilirdi. Türkiye'nin oradaki vatandaşlarının can güvenliği sıkıntıya girdiği takdirde yapardı. Yapmasaydı hükümet kamuoyu nezdinde sıkıntıya kalırdı.
Geçtiğimiz hafta burada programda ne oluyor programındaydık. Özellikle bunun altını çizdim. Türk rehineleri ciddi bir provokasyonla karşı karşıyadır dedim. Bunu Batı da yapabilirdi. Esad da yapabilirdi. İran da yapabilirdi. Oradaki herhangi bir rakip terör örgütü de yapabilirdi. Türkiye'yi işin içine sokmak Türkiye için. Ile IŞİD'i karşı karşıya getirmek için bunu herkes yapabilirdi. Tamam, IŞİD bölgede vuruyor, peki, Türkiye belki, işgal ediyor belki, falan ama belki rehinelerin Türkiye, can güvenliğini sağlayamayabilirdi. Türkiye bunu belki IŞİD'e anlattı. Onu diyorum işte. IŞİD bu konuda ikna edildi. Türkiye bunu IŞİD'e anlattı. Türkiye görüşmelerdeki Türkiye'nin elindeki en önemli koz kanaatimce buydu. IŞİD bir şekilde rehinelerin başına Batı tarafından veya herhangi bir örgüt tarafından bir provokasyonla başına bir iş getirilebileceği, bu ihalenin IŞİD'in üzerinde bırakılacağı ve Türkiye'nin de bunun karşısında ya olmuş ne yapalım diyemeyeceği noktasıydı. IŞİD bu konuda ikna oldu. Kaldı ki bununla beraber bu tür şeylerde fidye verildiği kanaatinde değilim. Yani IŞİD'in 2 milyar doların üzerinde elinde parası olan... fidye yok. Peki takas? Ona geleceğim. Yani IŞİD'e işte şu kadar para verildi, çantalar gitti, karşılığında fidye vatandaşlar geldi. Öyle bir konu olduğunu zannetmiyorum ama IŞİD'in bu işte basına yansıyan Türkiye'deki hapisteki isimlerinin ise IŞİD üst yönetimi açısından çok değerli elemanlar olduğu kanaatinde de değilim. Muhtemeldir ki bu süreç içerisinde Türkiye ister yaralanıp Türkiye'ye tedaviye gelen, ister batıdan gelip Türkiye üzerinden geçen veya Türkiye'nin gidip sınır ötesinden alıp gelebildiği bir takım isimler zannediyorum, tahmin bu, net bir bilgiye sahip değilim, Türkiye'nin elinde olmuş olabilir ve Türkiye'de eğer bir insan takası varsa bunları takasta kullanmış olabilir. Takas onun dışında, olmuş olabilir diyorsunuz. Yani bu tür şeylerde 101 gün elinde tutup ondan sonra hadi bıraktım artık yeterince misafir ettik demezler. Hele ki IŞİD gibi bir terör örgütü bunu demez. Çünkü bizim vatandaşlarımızın onun elinde olmasının bir avantajı bir tehlikesi vardı. Avantajı Türkiye'yi bu süreç içerisinde elini kolunu bağladı. Özellikle Türkmen meselesinde mesela Türk kamuoyunun baskısına rağmen Türkiye hiçbir şey yapamadı. İşi de terör örgütü dahi diyemedi. Ama öte taraftan bu rehinelerin can güvenliğini sağlamak da çok kolay bir iş değil. Bir Amerikan bombardımanında pekala ölebilirlerdi. Amerika'da diyebilirdi ki nereden bileyim ben IŞİD'lileri bombaladım arada sizin vatandaşınız da gitti diyebilirdi. O açıdan zannediyorum bir algı operasyonu da yapıldı IŞİD üzerinde ve IŞİD buna ikna edildi. Evet, tam da aslında Sayın Oğan'ın bıraktığı yerden bu kadar acımasız bir örgüt, bu kadar vahşi eylemler, vahşi yöntemlerle eylemler gerçekleştiren bir örgütün durdururken 46 veya 49 görevlimizi serbest bıraktığı düşünülemez. Şimdi tabii bunun karşılığı para olsa bence en masum ödeme aracı diye düşünürüm. Fakat ama herkes, hemen hemen herkes işin içinde para olmadığını, para olmadığı evet, konusunda müttefik. Keşke para olsaydı ama MİT yasası değişikliğiyle Türkiye zaten şekli olarak da Avrupa standartlarında bir hukuk devletinin davranış biçimleri yerine aslında bir ortadoğrulaşma sürecine girdiğini biz görmüştük zaten. Yani MİT'teki o meşhur düzenlemeyle, yani bir mahkeme kararı, bir iade prosedürü bütün demokratik ülkelerde yapıldığı gibi bir mahkeme kararıyla bir iade prosedürü işletilmeden MİT'in aracılığıyla Orta Doğu'nun karanlık koridorlarında artık yani tabiri caizse kirli pazarlıklarla bundan sonra bu işlerin yürütüleceğini zaten daha önce anlamıştık. Fakat bence yani takas tam olmuş mu olmamış mı o kadar iddialı değilim. Fakat takas bile olmuşsa ben bunun en azından ahlaki olarak yine de masum bir ödeme, bir fatura olduğunu düşünürüm. Çünkü gerçekten hepimiz sevindik. Peki masum olmayan ödeme biçimi hangisi? Şudur, yani şudur, bakın Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar vahşi bir örgüt, bu kadar acımasız bir örgüt, insanlara karşı suçları pervasızca bütün insanlığın gözünün içine baka baka işleyen bir örgütle siyasi ve diplomatik müzakere yapıldığını söylemiştir. Bu bence Türkiye'ye yakışmamıştır. Bu acı bir durumdur. Nasıl yani, kurtaracak peki? Şimdi, yani, o tamam, müzakereyi yapmazsa bakın, kurtaramıyor. Bakın İsrail rehineri. Örneği, tamam İsrail'de, Amerika'da zaman zaman çok 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 gizli, çok çok böyle alt düzeyde görevlileri aracılığıyla bir takım girişimlerle bir takım vatandaşlarını kurtarmış olabilir. Yani 49 görevli vatandaşımızı, görevlimizi gerçekten kurtarmak için bir çalışmanın başlatılması, bir takım temasların yapılması çok alt düzeyde anlaşılır bir durumdur. Ben buna bir itirazım yok. Ama böyle
böyle bir gücü meşrulaştırarak, bir tür muhatap olarak kabul ederek, bütün dünyanın, uluslararası toplumun bu güç karşısında bir araya geldiği, ittifak halinde koalisyon oluşturduğu bir dünyada Türkiye'nin çok ayrı bir yerde durması bence yani farklı bir durumdur. Şunu ekleyeyim Ahmet Bey, şöyle yani ne yazık ki özellikle Kürt toplumunda belki bugünlerde biraz öfke, bir takım tepkiler bundan da kaynaklanıyor. Tam da bu dönemde işte Rojava bölgesinin, Kobani bölgesine IŞİD'in yoğun bir biçimde saldırısı ile bu rehinelerin kurtuluşunun paralel seyretmesi çok derin kaygılar ve endişelere yol açmıştır. Bunun yani, nedenini soracağım bir de, evet, ama bir izin verin. Buyurun. Mehmet Bey'i de dinleyelim bu konuda. Bunun nedenini yani size soracağım. Yani şunu demeye çalıştım. Toplum bu ikisi arasında bir paralel kuruyor. Bu ikisi arasında hangi paralelliği kuruyor? Nasıl bir paralellik kuruyor? Bunu zaten Kobane meselesini, peki, konuşurken giriş olarak size soracağım. Peki. Mehmet Bey, şimdi buraya kadar olan bölümü özetlemek gerekirse konuklarımız diyorlar ki evet, bir görüşme yapıldı, temas sağlandı IŞİD'le, bir para, bir fidye ödenmedi. Bu konuda herkesin hemen hemen ittifakı var. Benim öyle bir ittifakım yok. Ben bilmiyorum, bilmediğimi söylüyorum. Evet, Kadri Bey'in böyle bir şerh koyayım şerhi var. Takas bilmiyoruz var mı yok, olmuş olabilir diyorlar. Ve siyasi bir görüşme yapıldığı konusunda da hemfikirler. Şimdi tam da Tahir Elçi'nin söylediği şey akla geliyor. Böylesi bir örgütle siyasi pazarlık yapmak bu örgüte meşruiyet sağlar. Bu doğru olmamıştır diyor. Bir başka görüş de şu: önemli olan insan canıdır, her şey yapılır. Siz hangi görüşü savunuyorsunuz? Katıldığım ve katılmadığım düşünceler var, onu söylemek gerekirse. Bence biraz ben IŞİD'in bir terörist, dünyanın en azılı terörist örgütlerinden biri olduğunu düşünüyorum. IŞİD bir terörist örgüttür. Hatta El-Kaide'nin yöntemlerini bile geçmiştir. Fakat Irak'ta ve Suriye'de onlar sadece IŞİD'le açıklanacak bir durum değildir. Yani burada bir sorun var. Çünkü biz şöyle görüyoruz. Suriye'de ve Irak'ta 25 milyona yakın Sünni kesimin yaşadığı bir kitle var. Bunun tamamını görmüyoruz ve diyoruz ki burada bir IŞİD var. Ama şimdi bir IŞİD tartışması açarsanız o başka bir nokta. Yok, şimdi esas konuya geleceğim. Burada bir büyük savaş yaklaşıyor. Yani burada kastedilen büyük savaşı kastetmiyorum ben. Amerikan öncülüğünde bu coğrafyada IŞİD adı altında hem Suriye'de ve Irak'ın bir bölümünü kapsayacak bir savaşın hızla geldiğini görüyoruz. Peki kim var bu savaşın içinde? Esad var mı? Var. Amerika Birleşik Devletleri yukarıdan bombalayacak. Kürtler var mı? Var. Şiiler var mı? Var. İran var mı? Var. Herkes var. Suudi Arabistan, Arap, herkes burada var. Burada işte niye IŞİD'in bunu bıraktığını söylemek isteyeceğim. Rehineleri neden bıraktı? Evet, niye? Çünkü ben burada açıkça söylemek gerekirse parasal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum. Sadece açıklamalardan bunu okumaya çalışıyorum. Fakat takasın olduğunu da zannetmiyorum. Yanılabilirim. Fakat benim okumam şu. Burada Sünni aşiretler üzerinden ve çünkü burada hiçbirimiz ve bugüne kadar tartışmalarda Irak'taki ve Suriye'deki Sünniler, özellikle Irak'taki Sünniler, ben bir kısmına görüştüm, onu söyleyeyim. Yani IŞİD olayı olduktan sonra görüşme imkanım oldu zaman zaman. Ve bunlar ne düşünüyor? Bunların IŞİD'e bakışı ne? Kürtlere bakışı ne? Bağdat'a bakışı ne? Bunu bilmiyoruz. Benim okumam şu, gördüğüm kadarıyla bu büyük savaş başlamadan önce Türkiye'de bu sürecin içinde görmek istemiyor o kesim. Ama bu IŞİD değil. Belki IŞİD'in o yabancı savaşçılar diye yorumlayacağımız kısmı üzerinde baskı yapan güçlü yerel unsurlar. Ben bu unsurların çok ciddi baskı yaptığını IŞİD üzerine ve bu serbest bırakılmasının arkasındaki ana motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Burada bir şey daha. Bu çok doğru olabilir şu bakımdan. Hatta ben de şunu duyuyorum. IŞİD'le hükümet veya işte görevliler rehinelerle ilgili görüşmeleri oradaki Irak'taki Sünni aşiretler üzerinden, evet, yürütmüşler. Çünkü görünen şu, biz diyoruz ki evet, IŞİD'in içinde yabancı dışarıdan gelen azılı teröristler var diyoruz. Çok doğru bu. Fakat Suriye'de ve Irak'ta sadece ya dışarıdan gelen yabancı savaşçı, terörist IŞİD'ciler değil. Peki Suriye içinde ve Irak'a doğru sarkan Hizbullah yabancı savaşçı değil mi? O ayrı bir tartışma. Hayır, burada bir şey söylemek istiyorum. Buradaki o Sünni motivasyonunu görmek istiyorum. Yine burada Tahir Bey'e söylemek isteyeceğim şimdi. Peki Kandil'den buraya geçen Sünniler böyle görüyor. PKK'lılar yabancı savaşçı değil mi?
İran'dan gelen değildir canım kendi toprağına gidiyor işte, orada, şimdi oraya noktaya geleceğim. Peki İran'ın bazı unsurları burada yabancı savaşçı değil mi? Irak'tan gelenler Suriye'yi, buradaki kitlenin algısını söylüyorum ben. Ya buradaki kitle diyor ki, Sünni kitle, bizim üzerimize Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde 25 milyon kişi. Ama Mehmet Bey şimdi bakın, ben şeyi merak etmiyorum yani, o da çok önemli. Ayrı bir konu yapalım, tartışalım onu. Yani IŞİD kimlerden oluşuyor? Oradaki Sünni aşiretlerin önemi çok fazla. Bu aşiretler olayı nasıl değerlendiriyor? Bu ayrı bir konu. İşte şimdi buradan, biz şeyi tartışıyoruz. Buradaki yani, rehineler nasıl serbest bırakıyor? Ben buradaki güçlü Sünni aşiretlerin IŞİD'in işte nasıl bir örgütse üst yapısı üzerine baskı yaptığını düşünüyorum. Rehinelerin bırakması. Artı bir şey daha var. Türkiye'nin son dönemde ortaya koymuş olduğu, son dönemde dediğim, biliyorsunuz Türkiye'den böyle bir talepte bulunuldu. Ama Türkiye diyor ki, Türkiye'nin politikasında şunu birkaç, ben yine CNN'de söylemiştim. Yani diğer başka bir programda ne oluyor programda söylemiştim. Türkiye aslında IŞİD'e karşı yürütülen operasyonun dışında ama tam ortasında. Hatta 30'u aşkın bir ülke var IŞİD'e karşı operasyonun içinde yer alan. Adam 3 tane... Ne demek istiyorsun? Şöyle söylemek istiyorum. 3 tane mülteciyi kabul edip 5 tane asker gönderen IŞİD'e karşı olan operasyonun içinde gözükecek. Ya, dün itibariyle... Ama şimdi tartışmamız... Türkiye IŞİD'e karşı koalisyonun içinde mi dışında mı tartışması Hayır, değil. Hayır, onu demek istemiyorum. Konumuz Türkiye şu. Bu sebepten dolayı Türkiye dışında olduğunu deklare etmesi Sünnilerin... Hoşuna gitti. Elbette ki. Onlar da bu Türkiye güzel bir hareket yaptı. Biz de onlara bir cemile yapalım, rehineleri serbest bırakalım dediler. Ben yani IŞİD'in üst tarafında bu benim zannım. Böyle düşünüyorum. Böyle güçlü Sünni aşiretlerin baskısının ne olduğunu zannediyorum. Sünni aşiretler ya bu Türkiye koalisyona girmedi, bu kadar direnç gösterdi. Biz de onların bu sorunlarını çözelim, bırakalım bu rehineleri. Türkiye'nin hiçbir şey yapmaması bile onlar için bir kar. Kar. Evet. Peki şimdi esas soru şu. Tamam, güzel, verildi rehineler. Türkiye koalisyona girmedi diye verildi. Ama şimdi Türkiye'nin koalisyona girmeme gerekçesi neydi? Yani Amerika'ya Türkiye şunu demiyordu ki, yani biz sizin bu başlatmış olduğunuz mücadelenizi tasvip etmiyoruz. Dolayısıyla biz sizin bu koalisyonunuza katılmayız demedi ki Türkiye. Türkiye şunu dedi, bizim rehinelerimiz var, elimiz kolumuz bağlı, bizi idare edin, biz sizi seviyoruz ama giremeyiz dedi. Şimdi rehineler verilince Türkiye ne diyecek yani? Eğer en baştan itibaren biz sizin bu başlattığınız çabaya katılmıyoruz, Şu nedenlerle, ilkesel bir takım nedenleri vardır bunun. Rehinelerle falan ilgisi yok bizim duruşumuzun demiş olsaydı bir problem yoktu. Şimdi de o duruşunu, o pozisyonunu koruyor olacaktı. Ama şimdi o pozisyonunu gerekçelendirdiği o büyük gerekçe, yani rehine gerekçesi ortadan kalktı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Tabii ki sadece siyasiler ne demesi çok beni bağlamıyor. Çünkü ben bir siyasi değilim. Fakat okumama baktığım zaman şunu görüyorum. Sadece rehinelere bağlanmışsa bu Türkiye'deki karar alıcıları elbette ki zor durumda bırakır. Ama ben bir akademisyenliğin dışında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sadece bu 49 rehineden dolayı Türkiye'nin bu işin dışında kalmak istemediğini düşünmüyorum. Ama yapılan bütün açıklamalarda, hem Amerikan tarafından yapılan açıklamalarda hem Türkiye'den yapılan açıklamalarda sürekli rehine denmedi mi? Amerikan Başkanı, Dışişleri Bakanı, yani Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi anlıyoruz çünkü sorunları var dediler. Ha, o sorunlar kısmında şu olabilir. Rehine sorunu var dedi. Adını da koydular. Rehine sorunu gözüken bir sorundu. Ben Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Türkiye'nin Atlantik İttifak içinde yer alanların nasıl Suriye'deki Sünni aşiretler Türkiye'yi bir değer olarak görüyorsa, 1200 kilometre Irak ve Suriye ile sınır paylaşan Türkiye'yi Batı ittifak içindeki büyük müttefiklerimizin de bunu gördüğünü düşünüyorum. Çünkü onu kolay kolay dışarıya atılacak bir müttefik değil. Yani en azından tamam, konu evet, itibariyle değil. Bunu gösteriyor. Evet, evet. Türkiye evet 49 rehine kurtarıldı ama bir günde 130-140 bin tane mülteci Suriye ile birlikte eklediğimiz zaman 2 milyona yaklaşan bir mülteci ve bunu paylaşan neredeyse kimse yok gibi gözüküyor. Benim için güvenlik oluşturuyor. Ben burada Pakistanlaşıyorum. Ve ben direkt bir cephe ülkesi olarak yani Irak'ta Suriye'ye dahil yani olduğum zaman... Süre doluyor. Şöyle, şu mu? Türkiye sadece rehineleri gerekçe olarak göstermemiştir. Coğrafi durumunu da anlatmıştır. Öyle olduğunu düşünüyorum. Peki.
Sedat Çiner. Evet, Türkiye için rehineler en önemli sebeplerden bir tanesiydi ama tek sebep değildi. Tek sebep Mehmet değildi. Bey'in dediği gibi. Hatta PKK'ya silah geçmesin diye bakan düzeyinde, Dışişleri Bakan düzeyinde de ifade edildi. Şimdi meseleye şöyle bir bakalım. IŞİD Türkiye için nedir? Yani kanlı terör örgütü, hangisi kanlı terör örgütü değil ki? Irak ve Suriye'ye baktığınız zaman mesela Beşar Esad'ın eli IŞİD'den daha mı temiz? Veya ÖSO dediğimiz Özgür Suriye Ordusu'ndaki işkence karnesine bir bakın veya Şii milislere bakın veya PKK'ya bakın. Şimdi burada hangisinin eli temiz de bir diğerine ders verecek durumda? Şimdi Türkiye'den baktığınızda şöyle bir düşünce ister istemez çok dile getirilmeyen şöyle bir algı var. IŞİD nedir? Düşmanımın düşmanı mı? Hayır, düşmanlarımın düşmanı. Bakın IŞİD kimin düşmanı? Esad'ın düşmanı. IŞİD kimin düşmanı? İşte PKK'nın düşmanı. IŞİD kimin düşmanı? Şii milislerin düşmanı. Mesela orada bir dengeleyici olmamış olsa, Esad bütün Suriye'yi kaplamış olsa, Irak'ta da Bağdat'taki Şii yönetim bütün Irak'ı kaplasa, İran'ın, Hizbullah'ın vesaire hepsinin orada hakimiyeti olsa, bunların hepsinin ortak paydası Türkiye karşıtlığı. Buna PKK'yı da ekleyebilirsiniz. PKK bir de içeride de bir zorluk getirir. Mesela Suriye'de her şey güllük gülistanlık olsa Irak'ta, PKK'lılar savaşacak bir yer bulamamış olsa, ellerinde silah. Şimdi mesela Suriye'de 50 bin kadar PKK'lıdan bahsediliyor. Ya PYD, PKK vesaire 10 binlerden oluşan artık bir ordudan bahsediyoruz. Şimdi bunlar nereye enerjisini boşaltacak? Nerede talepte bulunacak? Şimdi böyle baktığınız zaman hani isterseniz şeytanın telkini deyin, isterseniz aklın emri deyin. IŞİD Türkiye'nin düşmanlarının düşmanı. Dolayısıyla IŞİD'in yok edilmesinden daha öncelikli Türkiye'nin sorunları var. Yani kısa vadeye baktığınızda Türkiye'de de 3 gün sonra, 5 gün sonra düşünecek bir hal yok. Yani bir yandan sınırınız hani biraz önce ifade edildi. 130 bin kişi bir anda bir ülkeye girer mi? Yani 2 günde bir ülkeye 130 bin girerse o ülkede ekonomi ne olur, sosyal hayat ne olur, şu ne olur, bu ne olur? Bunu konuşacağız da soru şu. Amerika ve diğer müttefikleri Türkiye'ye IŞİD karşıtı koalisyona katılma çağrısında bulundular. Türkiye'de bizim rehinelerimiz var dedi. Şimdi sadece rehineler... onu söylemedi. Yani rehineler bu işin en önemli kısmıydı ve Türkiye'yi evet gerçekten zor durumda bırakacak. Amerika'nın da acelesi var. Batı'nın da acelesi var ama Kaliforniya sınırlarından, 2 milyon insan içeri girmiş değil. Türkiye sınırlarından girmiş. Bakın bunun şaka götürü yanı yok. Tarihteki devletlerin ciddi bir kısmı büyük göç dalgasıyla yıkılmıştır. Mesela Roma'yı yıkan büyük nüfus hareketleridir. Yani burada da 2 milyon, ya Suriye bize girdi. Yani Türkiye'yi işgal etti. Irak girmek üzere. Ya baktığınızda Yezidilerden işte 5 bin, 10 bin gibi rakamlardan bahsediliyor. Eğer mesele biraz daha sıkıntıya girerse oradan da yüz binler girmeye başlarsa bunu kaldıracak bir ülke değil Türkiye. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama diğer taraftan da mesela Savunma Bakanlığı'nda... Yani şunu mu diyorsunuz? Dolayısıyla Türkiye ne yapmalı? Yani Türkiye bu işlere girmemeli anlamında mı söylüyorsunuz? Şimdi bakın Türkiye günü kurtarıyor. Yani IŞİD'in Türkiye'ye bir saldırmamasını sağlıyor. İki düşmanlarıyla savaşan bir IŞİD var karşısında. Tamam, Türkiye için burada... öncelik Esad rejimi. Yani şu anda kafayı ona takmış vaziyetteyiz. Bizim için o bir zaman düşman... şöyle mi? Şöyle hani Amerika burada rehineleriniz gitti hadi gelin bizimle savaşa katılın falan demez. Der. Diyor. Ona hatta bugün mesela yine bir gazetede de vardı. Savunma Bakanlığı'nın temsilcisi bir tuğ general diyor ki Türkiye bu işin içinde olmak zorunda. Yani şimdi bu kelimeleri özenle seçer bakanlık sözcüleri. Burada kullanılan kelime olmak zorunda. Amerika'nın Türkiye'den beklentisi bu. IŞİD Amerika'dan baktığınız zaman şeytanın yeryüzünde somutlaşmış bir örneği. Hatta yanılmıyorsam başkan yardımcısı cehennemin diyor kapısına kadar takip edeceğiz. Yani bunun, ama Türkiye'den bakıldığında öyle değil diyorsun. Öyle değil. Yani tamam. En azından şeytanlardan bir tanesi peki, diyebilirsiniz. Peki o zaman... Mesela Türkiye o zaman Amerikalılara kardeşim biz böyle bakıyoruz diye sizin çizdiğiniz çerçeveyi anlatsın. Anlatıyor mudur acaba? Şimdi bu çerçeveyi anlatmakta zorlanırsınız. Niye zorlanırsınız biliyor musunuz? Bunu IŞİD mi yapıyor? Başkası da yani birileri de bunun PR'ını yapıyor mu bilmiyorum ama karşınızda bir örgüt var. Amerikalı bir gazeteciyi veyahut da bir insani yardım kuruluşu görevlisini bir İngiliz'i tutuyorlar boğazını kesiyorlar. Yani bunu gizli saklı bir yerde de yapabilir ama bütün dünyaya şunu söylüyor IŞİD. Ben dünyanın en vahşi örgütüyüm. Sizin bakın vatandaşınızı kıtır kıtır kesiyorum. Ya bunu kelime kelime yani son
bütün tüyleri diken diken oluncaya kadar tüm Amerikan vatandaşlarını yapıyorlar. Bunu Amerikalılar birileri PR'ını yapmak için buna yardımcı mı oluyor bilmiyorum ama Amerika'daki, Batı'daki, Avrupa'daki bütün basın kurumları da işi de sadece işliyor. Mesela Esad'ın yaptığı işkencelerin haddi hesabı yoktur. Veya Şii milislerin, baktığınızda Birleşmiş Milletler raporları da var. Irak'ta kan gövdeyi götürmekle kalmıyor. İşkencenin de her türlüsü yaşanıyor. Ama bunlardan bir tanesi seçiliyor. Esad'ın yaptığı işkenceler de işte CNN International'da İşte bu çok uzun sürmedi bakın, anlatabiliyor muyum? Mesela 10 binden fazla insana işkence yapıldı, belgelendi. Tamam. Onu unuttu bile kamuoyu. Dünya nereden öğrendi bunu? Şimdi bakınız, dünyanın nerede öğrendiğinden ötesi bir şey. Bir kampanya dediğiniz bir şeyin sürekli tekrarlanmasıdır. Tamam, sürekli tekrarlanması. Bugün her gün IŞİD var. Hatta bir şirket bile ismini değiştirecek kadar noktaya geldi. İnsanların beynine bu kazındı. O yüzden Amerikan hükümeti burada bir şey yapmak zorunda. Uçaklarla bu işi yapması zor. Havadan yapması zor. Yere inmek istemiyor. Çünkü yerde çok büyük kötü tecrübeler yaşadı. Türkiye'siz bu iş olmuyor. Bir karmaşaya gitmesin. Hani bir sistematik gidelim. Bir şey söyleyecek. Bir cümle söyleyeceğim sadece. Amerika burada diyor ki Türkiye olmak zorunda. Doğru. Ama nasıl olacağına Türkiye karar versin diyor. Tamam. Onun için Türkiye karar versin. Yani sorum şu. Tamam, Amerika diyecek ki rehineler sizin elinizdeyken bu kadar destek veriyordunuz bize. Şimdi rehineler yok. Ne yapacağınıza karar verin. Biraz daha arttırın desteğinizi. Biz de şu kadar diyeceğiz. Diyecek yani. Evet, böyle bir şey. Ben de onu tartışmak istiyorum işte. Türkiye ne cevap verecek buna? Yani mesela şu anlamda, evet, yani Türkiye sadece rehineleri gerekçe olarak göstermedi. Başka parametreler de ortaya koydu. Onlar değişmedi. Yani bu tamam, bu güzel bir cevap ama onu... İşte şimdi burada mesela bir gazetecinin veya bir Amerikan vatandaşının başına bir şey gelse Türkiye'nin üzerindeki baskı daha da artacak. Peki. Yalnız burada şunu da söyleyeyim. Bu rehine tartışmaları esnasında, o yüzden söyledim ben. Siyasi pazarlık, diplomatik zafer, bu kelimeler daha fazla tekrar edilirse yarın öbür gün Türkiye üzerine baskı için bunlar çok kuvvetli araçlara döner. Çünkü onların da istihbarat birimleri var ve o kelimelerin için doldururlar. Yani iç politikaya yönelik bu zafer ve destan havasını fazla pompalamamak lazım diyorsunuz. Ya bayram yapalım. Çok fazla siyasi kelime kullanmaya gerek yok yani. Kadri Birsel. Sinan Bey'in söylediklerinden ben hareket edeyim. Bu Kürt ve Ezidi göçü tamamen IŞİD'in, Vahşidi'nin bir sonucu olarak gerçekleşiyor. Yani Türkiye'nin IŞİD'e karşı oluşturulmak istenen ve kısmen de oluşturulan bu koalisyona katılması aslında kendi menfaati icabınadır. Çünkü bu göç neticede Türkiye'yi eğer tehdit ediyorsa, ki tehdit ediyor, evet. Bu da zaten IŞİD'in kaynaklı aktivitesinin bir şey. Sonucudur. Bu göç dalgasına karşı mücadele etmek iki şekilde olur. Sınırlarınızı kaparsınız, bir insanlık trajedisinin ortağı olursunuz. Ya da açarsınız. Bu göçe neden olan sorunla sorunu çözmek yahut tehdidi ortadan kaldırmak yönünde adımlar atarsınız. Burada şöyle bir algı çarpıtması yapılıyor söz meclisten dışarı. Şöyle, sanki Türkiye bu koalisyona aslında kendi çıkarları öyle gerektirdiği için değil de efendim Amerikan baskısı neticesinde katılmaya itiliyormuş gibi. Böyle bir şey yok. Türkiye ve ABD aslında stratejik ortak falan değiller. IŞİD Türkiye için çok büyük bir tehdittir. Önce bunu bir kabul etmek lazım. IŞİD Türkiye'nin ulusal güvenliği için büyük bir tehdittir. İç tehdittir. Türkiye'deki kutuplaşmaların daha da derinleşmesine, daha da radikalleşmesine neden olacak. Türkiye'den bölgeye devamlı devamlı bir savaşçı akını sürmektedir. IŞİD Türkiye'yi bir para toplama, maddi destek ve insan kaynağı sağlama alanı olarak kullanmaktadır. Bu çok açık ve Türkiye'ye yönelik bir terör tehdidi vardır. İçimizdedir bu tehdit ve Türkiye'de bu örgüt örgütlenmiştir ve bir tehdit haline gelmiştir. Şimdi eğer siz bir hukuk devletiyseniz koalisyona katılmanıza da gerek yok. Hukuk devleti olmanın gereği neyse onu yaparsınız. Yasalarınız neyi emrediyorsa onu yaparsınız. Berkin Elvan'a terörist diyen bir zihniyetin IŞİD gibi teröristler varken ve bunlar sürekli yeni teröristler devşirirken Türkiye topraklarında bir takım onların tabiriyle öfkeli gençleri
alıp buradan oraya savaşmaya ve kan dökmeye götürürken buna seyirci kalmak bir hukuk devletinin işi ve harcı olamaz. Bir hukuk devleti öncelikle her türlü dış politika marifetini bir tarafa itip kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak zorundadır. Bunu da kendi halkının güvenliği için yapmak zorundadır. Kimseye yaranmak, şunun veya bunun koalisyonunda yer almak için değil. Peki. Şimdi bakın bütün bunlar var. Dolayısıyla IŞİD'le mücadele etmek Türkiye'nin bir zorunluluğudur. Bunu ister koalisyona girerek yapar, ister bir hukuk devleti olmaya karar vererek yapar. İki türlü, iki seçeneği var Türkiye'nin. İkisi Peki. de birbirinden farksız. Bir şey daha söyleyeceğim lütfen. Şimdi IŞİD'i bir Sünni ayaklanması olarak gösterip normalleştirmenin alemi yok. IŞİD bir Sünni ayaklanması olsa idi, bütün dünyada IŞİD'i yok etmek, zayıflatmak ve ortadan kaldırmak üzere hedefi olan bir koalisyon kurulmazdı. Niye Sünnilerle derdi mi var dünyanın? Yok böyle bir şey. Peki. Böyle bir algı yaratmamak lazım. Devam edeceğiz madem. Bir kısa ara verelim sonra devam edelim. Tarafsız Bölge devam ediyor. Birinci bölümün birinci bölümünde rehineler ne karşılığında serbest bırakılmış olabilir meselesi üzerinde tartışma yaptık. Hemen ardından Türkiye'nin rehine gerekçesi vardı. Koalisyona, Amerika başkanlığındaki, liderliğindeki koalisyona katılmamak için. Bu gerekçe ortadan kalktı. Türkiye ne diyecek şimdi meselesini konuşuyoruz. Hiç bu konuyla ilgili konuşmayan konuklarımız var. Sinan Oğan ve Tahir Elçi. Onlara döneceğim. Ama önce Kadri Gürsel'in birinci bölümün sonunda yaptığı değerlendirmelerle ilgili Sedat Laçiner birkaç cümle söyleyecek. Yani Kadri Bey'inkiyle değil de ben şimdi bir algıyı anlatmıştım. IŞİD Ankara'da bazı kişiler tarafından şöyle algılanıyor demiştim ve ona da şeytanın gör dediği gibi söylemiştim. Yani o görüşler benim şahsi görüşlerim değil, benim IŞİD'e bakışım çok daha farklı. Hani program uzun olduğu için hepsini bir anda anlatamıyoruz. Yani IŞİD'i meşru gördüğüm veya da yararlı gördüğüm şeklinde algılanmasın diye bunu söylemek zorundayım. Ankara'nın IŞİD'le ilgili bakışı. Bir algıdır bu. Yani Ankara. Türkiye'de, Ankara'da bir grubun bakış açısı budur diye tasvir ettim. Sinan Bey. Şimdi tabii Türkiye'nin en önemli gerekçelerinden birisi işte rehinelerimiz IŞİD'in elinde. Dolayısıyla biz bu koalisyona katılamayız idi. Şimdi Türkiye üzerinde baskılar daha da yoğunlaşacak. Pentagon sözcüsü Kirby'nin açıklamalarına baktığınız zaman böyle Türkiye'ye dikte eder gibi Türkiye bu işin içerisinde olmak zorunda. Bu bir dahi Türkiye'nin üzerinde baskıların artacağını gösteriyor. Peki Türkiye bu işin tam göbeğinde olabilir mi? Türkiye bu işin tam göbeğinde olamaz. Niye olamaz? Çünkü Türkiye'nin IŞİD'le şimdi sınır olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin sınır komşusu artık IŞİD. Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi aslında böyle bağlayacak açıklamaları var. Türkiye'nin bu işin tam orta yerinde olmayacağına dönük. Ama Sayın Erdoğan şimdi BM'de zannediyorum görüşmelerde ikna edilecek. Öyle anlaşılıyor. Nitekim daha önce Libya ile ilgili NATO'nun Libya'da ne işi var diyen Sayın Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 3 gün sonra Türkiye'nin Libya şemsiyesi altında NATO şemsiyesi altında Libya'ya saldırdığını gördük. Dolayısıyla Türkiye bundan sonraki süreçte bu işin çok uzağındamayacak. Çok uzağında kalmalı mı? Şimdi ortada bir Süleyman Şah Türbesi var. Benzer ikinci bir rehine hadisesini orada yaşayabiliriz. Esad hemen yanı başındaki köprüyü bombaladı. Bunu bir tek IŞİD mi yapar? Hayır, Esad da yapabilir. Orada başka gruplar yapabilir, PKK yapabilir veyahut da herhangi bir örgüt yapabilir, Batı yapabilir. Dolayısıyla Türkiye provokasyonları açık. IŞİD'in Türkiye'de uzantıları çok fazla. Şu ana kadar hükümetin değinmediği nokta o. Yani IŞİD bizim için bir iç tehdit mi, dış tehdit mi? Buna bakmak lazım. Kadir Bey biraz önce bahsetti biraz. Şimdi Türkiye için IŞİD hem dış tehdit ama hem de iç tehdit haline geldi. Herhangi bir terör örgütü gibi Türkiye'de faaliyet gösteren herhangi bir terör örgütü noktasına gelebilir. Eğer böyleyse Türkiye'nin bu koalisyona girmemesi gerekmez mi? Eğer böyleyse yani hem dışarıdan hem içeriden doğrudan bir IŞİD tehditiyle karşı karşıyaysak bizden kilometrelerce uzaktaki ülkelerin kurgulamış olduğu bir savaşın içine Türkiye'nin girmesi doğru bir şey. Şimdi hiçbir Avrupalı, hiçbir Amerikalı gelip orada kara operasyonu yapmayacak belli.
Orada kara operasyonunu yapacak birileri aranıyor. Irak merkezi hükümeti tamam yapıyor kısmen ama yeterli değil. Kürtler var. Peşmerge yapıyor, o da yeterli değil. PKK yapıyor. PKK'ya Türkiye üzerinden silah yardımı dahi yapılıyor. Ama bunların hiçbirisi IŞİD'le başa çıkacak durumda noktada değil. Türkiye'nin kara operasyonunun bir parçası olması isteniyor. Türkiye şimdi tampon bölge önerisini getirdi bakın. Tampon bölge önerisini Türkiye şimdi getiriyor. Tampon bölge önerisini bundan 6 sene önce kim ilk defa ortaya atmıştı? MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. O zaman Sayın Başbakan ne demişti? İşte efendim ihtiyacımız yok. Hatta biraz daha öteye gidip ağzı olan konuşuyor bilmem bir sürü saçma sapan şeyler söylemişti. O gün eğer o tampon bölge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi kabul edilseydi Türkiye bunların hiçbirisini yaşamıyor olacaktı bakınız. Şimdi tampon bölgeyi nasıl yapacaksınız? Şimdi gelin tampon bölgeyi konuşalım. Nasıl yapacaksınız? Tampon bölge yapacağınız yer IŞİD'in şimdi işgali altında. Irak sınırında önemli bir sizin görüşünüzü merak ediyorum ben. Onu anlatacağım. Hayır. Sizce bu uluslararası koalisyonun içine girip Türkiye aktif bir şekilde IŞİD karşıtı bir tutum almalı mı? Hangi noktada olacağına bağlı. Örneğin AKP'ye yakın iş adamları petrol pazarlığının içinden çekilmeli mi? Çekilmeli. IŞİD'in petrolünü satıyorlar kaçakçılar üzerinden. İnsan trafiğini Türkiye yönetiyor. Şimdiye kadar Türkiye, bakınız 90'ların başında... Amerika Dışişleri Bakanı Kerry'nin söylediği şey şu. Rehine sorununun üstesinden gelmeleri gerekiyordu. Geldiler. Evet. Şimdi Türkiye Suriye sınırını kapatmalı, yabancı savaşçıların geçişini durdurmalı ve petrol kaçakçılığını durdurmalı diyor. Önemli başlıklar. 90'ların başında bakınız Pakistan örneğini incelemek lazım. Taliban ve El-Kaide Pakistan için neyse IŞİD şimdi Türkiye için odur. Unutmayalım. El-Kaide'nin bir 11 Eylül'ü var. IŞİD'in henüz bir 11 Eylül olmadı. Ve IŞİD'in 11 Eylül'ünü yapacağı ilk adres Türkiye'dir. Dolayısıyla da Türkiye bu konularda her hesabını iyi yapmalıdır. Elbette ki orada sivil halka zarar veren, Türkmenleri önüne katıp götüren, adeta soykırım yapan IŞİD önlenmeli. Ama kahraman gibi Türkiye'nin ortaya atılıp bunu tek başına yapması da çok mantıklı değil. Çünkü Türkiye'nin bu konuda baştan tedbirini almadığı için ciddi sıkıntıları var. Peki. Türkiye'nin bir cümle müsaade ederseniz ilave edeyim. Türkiye'nin bu konuda özellikle eleman geçişlerini şimdiye kadar hiçbir şekilde kontrol altına almadı. Türkiye dedi ki Esad'ın karşısındaki her güç benim dostumdur. Ve IŞİD buradan giden elemanların geri gelmesini de organize edebiliyor. Türkiye'den giden eleman geriye gelip Türkiye'de çok rahatlıkla eylem yapabilir. Bugün mesela basına yansıdı, ben internette gördüm. Şanlıurfa'da bir hastanede bir yaralı tedavi ediliyor ve onun IŞİD militanı olduğu, orada yaralandığı söyleniyor. İşte bütün gözler o hastaneye çevrilince o yaralı o hastaneden apar topar alınıp bilinmeyen bir şehrin başka bir hastanesine gönderiliyor. Bakın, siz Şanlıurfa'yı diyorsunuz, Ankara'da eli silahlı korumalar eşliğinde Suriye'den bir savaşan bir üst düzey komutan getirip tedavi edilmedi mi? Ankara'da. Uzağa gitmeye gerek yok. Ama hangi komutan o? Yani şimdi Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalifler var. IŞİD her gördüğümüz IŞİD tamam, değil. Tamam, o muhaliflerden değil, çok doğru. O muhaliflerden ÖSO içerisinde ve El Nusra içerisinde olan insanların bir kısmı bugün IŞİD saflarında. Bunun şeyi yok, bunu sınırlayamazsınız. Peki, teşekkürler. Tahir Elçi. Evet, yani isterseniz şuraya açıkçası, geçebiliriz. Yani Kobane meselesine geçelim isterseniz. Yani ben şuradan önce bir tamamlayayım izninizle. Önce IŞİD herkes için tehlike. IŞİD sadece Kürtleri öldürmedi, kesmedi ya da kesmiyor şu anda. Daha önce işte Şiileri öldürüyordu, kesiyordu, tecavüz ediyordu. Türkmenlere aynı muameleyi yaptı. Dolayısıyla bu IŞİD gerçekten çok tehlikeli bir şey. Yani Sayın Laçiren dikkat çektiği işte kıtır kıtır kesme, kesen bir canavarla bir şekilde buluşma, onunla bir şekilde ilişkilenme hiçbir şekilde meşru bir ilişki değildir. Yani bu kadar vahşi bir gücün sosyal bir zemini var Orta Doğu'da. İşte Sünnileri bir tür temsil ediyor. Buradan harekette hani bir tür Sünni kardeşliği düşünülüyorsa eğer Ankara koridorlarında, ki hani Sayın Laçiner dedi ki benim görüşüm değil ama Ankara'da bazıları böyle düşünüyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani bu işin sonunda tabii bu Türkiye'nin uluslararası koalisyona katılmama
gerekçesinin biricik nedeninin rehineler olmadığı bence çok açık. Dolayısıyla bu işin sonunda ya IŞİD'e teslim olursunuz. Zaten Bağdadi ne demişti? Yani bu bir İslam devletidir. Ben halifeyim. Herkesin de bana biat etmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin işte başındakilerin de bana biat etmesi gerektiğini ne ilişkin açıklaması kamuoyuna yansımıştı. Dolayısıyla bu tehlikeli bir süreç. IŞİD'in başındaki. Bu tehlikeli bir süreç. Bu tehlikeli bir süreç. Yani rehineler olsun, başka gerekçeler olsun, gerçekten bu işin sonu tehlikelidir ve eninde sonunda ya Türkiye yani bir tür IŞİD'leşecektir ya da IŞİD'le karşı karşıya gelecektir. Dolayısıyla bu yarından tezi yok. Türkiye'nin tutumunu netleştirmesi lazım. Bu bana göre bu barbar güç karşısında bütün dünyanın oluşturduğu koalisyonda yerini alması gerektiğini düşünüyorum. Ama şöyle bir gerçek de var. Yani Rojava'daki gelişmelerden Türkiye, evet yani geçmiş hükümetler gibi belki agresif bir politika izlemedi ama rahatsız olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani oradan kaygı duyduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Kürdistan bölgesel hükümetiyle daha önce olmadığı kadar iyi ilişki geliştirdi Türkiye son hükümet. Ama yani oradaki işte bağımsızlığa doğru giden süreçten de derin bir şekilde kaygı duyduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi tarihsel bir takım meseleler var. Dolayısıyla bütün gerekçesini söylüyorum. Yani dolayısıyla gerekçesi sadece rehineler değildi. Gerekçesi başka gerekçeler de var. Evet. Peki şimdi doğrudan meseleye girelim. Şu anda çok sıcak gelişme Kobane'de IŞİD saldırıları söz konusu. Neredeyse Kobane'nin düşme durumu var. IŞİD'çilerin eline geçme durumu var. Kobane'den binlerce, on binlerce insan bu tarafa geçti. Kürtler Türkiye'ye girdiler sınırdan. Bu durumu Kürtler nasıl değerlendiriyorlar? Yani Kürtler açısından bir yandan rehineler bırakılıyor, IŞİD'le işte bir diplomatik temas sağlanıyor. Bir yandan IŞİD tehdidi altında 130 bin Kürt kaçarak bu tarafa sığınıyor. Nasıl değerlendiriyor? Aslında Kürtler, tam da onu anlatıyordum. Kürtler tam da şunu, Kürtlerin duygusu tam da şöyle. Evet yani Kürtler bakımından, Kürtlerin demokratik mücadelesi bakımından tarihsel fırsatlar ortaya çıkmışken, örneğin işte Suriye gibi Kürtlere insan muamelesi bile yapmayan bir tirani rejimin yıkılması arefesinde yani bütün dünyanın bu güce karşı birleştiği ve kendisinin de zor durumda olduğu bir dönemde Kürtler kendi yazgılarını eline almaya çalışmışlar ve kendi yönetimlerini kendilerince oluşturmaya çalışmışlar. İşte Kürdistan Bölgesel Hükümeti özellikle bu IŞİD'le Sünni-Şii çatışması bağlamında artık Irak'ın bütünlüğünün sağlanamayacağı düşüncesiyle yani bir ayrılma tartışması, bir referandum tartışması başlamıştır. O ayrı. Şimdi bu son gelişme, bu sıcak gelişmeye girelim. Tam da işte Kürtler diyor ki yani bu IŞİD aslında sadece IŞİD değil, sadece bir örgüt değildir. IŞİD sadece yabancı savaşçıların bir araya gelip Orta Doğu'da ırkçı cinayetler işlediği bir rejim değil. Dolayısıyla bir örgüt değildir. Dolayısıyla aslında bölge devletlerinin, bölgesel güçlerin bir tarafında aslında içten içte Türkiye'nin de hoşuna gittiği, Türkiye'nin de aslında gelişimini mutlulukla izlediği, belki hani Şii-Sünni ilişkisine rağmen aslında İran'ın da bir tür hoşuna gittiği, hele hele bütün Arapların elini ovuşturarak aslında güçlenmesini sevdiği, dolayısıyla Kürtlerin yükselişini yani gelişimini engelleyecek, Kürtlerin özgürlük baharını bir şekilde boğacak yegane güç olarak görülüyor diye düşünüyor Kürtler. Bu nedenle gerçekten de büyük bir öfke içerisinde. Yani, kime karşı öfkesi? Yani bu anlayışa karşı. Yalnız bırakıldık. Şimdi biraz önce Sayın Laçiner çok bence çok güzel ifade etti. Ankara'da birileri işte şöyle düşünüyor. Yani ortak düşman. Ben bu kim bu düşüncedeyse yanlış düşündüğünü ifade etmeliyim. Bu ekranlardan ifade etmeliyim. Yani Suriye'deki Kürtler Türkiye'nin düşmanı değildir. Biraz önce ifade ettim. Mecbur kalmışlardır. Meşru hakları çerçevesinde uluslararası hukuka da uygun bir biçimde kendi kaderlerini eline almışlardır. Peki bir dakika bir şey soracağım. Türkiye ne yapsın? Yani şimdi Türkiye asker gönderip Kobane'de savaşa mı girsin IŞİD'e karşı? Hayır. Yani Kürtler ne istiyor? Türkiye'den ne bekliyorlar yani? Şimdi Türkiye bakın, ne yapacak da Kürtlerin öfkesi dinecek? Evet yani bir,
Suriye'ye giden, ben Kandil'den gidiş var mı yok mu bilmiyorum. Ama Türkiye'den giden insanlar, yani o zor durumda olan kardeşlerine yardıma giden insanlar öncelikle yabancı savaşçı, yabancı unsur değil. Gerçekten insani gerekçelerle oraya gidiyorlar. Bir dakika, bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Evet. Şimdi Türkiye'den Diyarbakırlı bir genç diyor ki Kobane'deki Kürtler zor durumda. Evet. Ben gideceğim Kobane'de IŞİD'e karşı savaşacağım evet, diyor. Yani sınırı geçip onları oradaki halkını koruma güdüsüyle gidip orada bunlara canına yardım edeceğim. IŞİD'e Ankara'dan, Diyarbakır'dan, Londra'dan, Avrupa'dan katılan savaşçılarla bu Kürt'ün arasındaki fark ne? Çok fark var. Nedir? Yani bir kere o başkasının toprağına, başkasının ülkesine, başkasının hakkına tecavüz etme amacıyla değil. Orada gerçekten yabancı güçlerin saldırıları, üstelik insanlığa karşı suç niteliğindeki saldırılarına karşı sivil insanların korunması peki amacıyla. Peki o Diyarbakırlı genç için evet. Kobane yabancı toprağı mıdır? Hayır, değildir. Ama Irak'a, Suriye'ye yani ait bir yerimiz. Şimdi Kürtlerin tahayyülünde, Kürtlerin tefekküründe aslında yani Kürdistan diye bir toprak parçası peki, var. Peki Tayyip Bey, bu bir seyircilerimiz gerçek, bunu söylemek durumundayım. Seyircilerimiz belki bilmiyor olabilirler. Biz şimdi Kobane diye bahsediyoruz. Evet. Sanki böyle çok uzak evet, bir diyardan söz ediyormuşuz gibi. Bir dakika. Evet. Şimdi sınır şöyle bir şey sayın seyirciler. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesiyle Suriye'deki Kobane arası iki mahalle gibi. Evet. Yani tel örgünün bu tarafında Suruç'un Suruç var. Ortasından demiryolu geçiyor evet. Çünkü Fransızlarla yapılan anlaşma gereği demiryolu sınır sayılır. Tamam. Şimdi şöyle bakalım. Kobane dediğimiz yer Suruç aslında. Suruç'un hemen bir parçası. Hemen yanı. Sadece oradan bir demiryolu geçiyor. Biraz suni bir, yapay bir sınır evet. Bu aslında. Bütün işte. Bütün yerleşme şimdi, yerleşimleri bölüyor. Bir dakika. Bir anlaşılsın tabii. Diye tekrar. Hani tabii. Sizler biliyorsunuz ama bilmeyen seyircilerimiz açısından. Şimdi Suruç'ta yaşayan bir Kürt'le Kobane'de yaşayan bir Kürt arasında akrabalık bağı da var değil mi? Çok yaygın. Amca oğlu, dayı kızı. Aynı aşiretten, aynı aileden. Ya da tanıyor birbirini. Evet. Yani Suruç'taki yaşayan birisi Kobane'ye yardıma gittiğinde aslında akrabasına yardıma gidiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani şimdi, şurada oturuyorum ben. Hemen yan tarafta mahallede benim akrabalar var. IŞİD diye bir örgüt o akrabalara saldırıyor. Bu refleksif bir şey yani. Refleks halinde oraya koşuyor. Yani insani bir refleksten de öte ailevi bir ailevi akraba. Peki şimdi, Türkiye dur mu diyor orada? Bilmiyoruz Türkiye, yani. Türkiye'nin tutumu şöyle, başta bir takım sorunlar yaşandı ama daha sonra özellikle zaten gelenler yetişkin insanlardan çok. Öncelikle hani yangında ilk kurtarılacak tabiri caizse. Kadınlar, evet, çocuklar, yaşlılar, engelliler belki. Başta bir takım sıkıntılar yaşandı ama daha sonra hükümetin çok isabetli bir biçimde, kontrollü şekilde sivillerin geçişine izin verdi. Bu son derece olumlu bir şey. Hükümeti kutlamak gerekiyor burada. Buradan yani ama, Şanlıurfa'dan, Diyarbakır'dan ya da değişik yerlerden, evet. Türkiye'den. Biz IŞİD'e karşı savaşmak ve Kobane'yi savunmak için sınırdan geçmek istiyoruz diyenlere Türkiye dur mu diyor, geç mi diyor? Yani ben tabii onun tam olarak ayrıntılarını bilmiyorum. Ama bir de şöyle bir şey var. O gitmek isteyenlerin tamamı Türkiye'den gidenler değildir. Onlar şöyle, o sivil insanları alıp gelen genç bazı kişiler, yetişkinler de Kobane'den zaten onları, gelenler. Evet evet, bıraktıktan sonra tekrar geçmek istiyorlar. Ama olabilir, doğrudur. Örgütün bir takım çağrıları da oldu. Dolayısıyla Türkiye'den de insanlar gitsin, onları koruma mücadelesine girişsin biçiminde bir çağrı oldu. Bunun üzerine Türkiye'den de bazı gençler Suriye sınırına doğru, Kobane'ye doğru yöneliyor. Bilmiyorum Tahir Bey, tartışacağız bunu. Böyle bir bilen var mı acaba? Türkiye sınırdan geçmek isteyen, gerek Kobane'den buraya gelip tekrar dönmek isteyenler, gerek Türkiye'den oraya savaşmaya gitmek isteyenlere ne diyor Türkiye? İkisi de var. Ne diyor? Türkiye ne diyor? Türkiye diyor ki, çünkü yabancı savaşçı dediğiniz zaman sadece IŞİD'e katılan değil, dışarıdan gelen ve Suriye'ye giren herkes yabancı savaşçıdır. Uluslararası hukuk olarak bakmak lazım. Tahir Bey diyor ki ne? Biz sınıra bakmayız diyor. Kafamızda bir Kürdistan tahayyülü var diyor. Biz ona göre. Benim de kafamda bir Türkistan tahayyülü var. İşte başkasının kafasında bir Arabistan tahayyülü var. Olmaz böyle diyorsun. Olmaz. Peki ama hani somut durum var. Sınır çekilmiş. Senin akraban öbür tarafta. Kesiyorlar akrabanı. Ya şimdi söyleyeyim o zaman. Evet. Bu sınırın bir tarafında hem Türkiye tarafında hem de Suriye tarafında veya Irak tarafında sadece Kürtler yok. Araplar da böyle. Türkmenler de bu şekilde. Yani bu
O kadar karmaşalı bir durum ki. Üç tane kanton diye adlandırdılar. Bir biliyorsunuz evet. Hatay ve Kilis'in alt tarafında Afrin. Suruç'un alt tarafındaki Kobani. Ve bir de biliyorsunuz Rojava diye adlandırılan bölge. Bir dördüncü kantonu inşa etmeye başladılar. Oraya geleceğim çünkü. Çünkü dördüncü kanton olarak içinde Sincar bölgesinde inşa ediyor. Kürtler. Fakat burada başka bir sorun. Bütün Kürtler böyle düşünmüyor. Açık konuşalım. Çünkü bugün Duran Kalkan'ın açıklaması vardı. Bu dördüncü kantonu mesela Barzani kendine çok ciddi bir tehlike olarak görüyor. Burada bir durum var. Kürtler dediğimiz yani daha çok Rojova'daki, Suriye'deki PYD etkisinde olan Kürtlerle buradaki HDP ve PKK etkisinde olan Kürtler bu süreci bir stratejik atlama süreci olarak görüyorlar. Onun için hani tabii ki PKK ve HDP böyle bir hesap yapıyorsa bölgedeki tüm gruplar ve devletler de bu hesabı görüyor ve buna göre hesap yapıyor. Şimdi eğer Kobane IŞİD tarafından sarılmasaydı, IŞİD tehdidi Kobane'ye yarım metrelik bir yaklaşım içerisinde olmasaydı, bu kadar yakınlaşmasaydı ve binlerce insan, on binlerce insan oradan buraya göç etmek zorunda kalmasalardı, Kobane düşmek üzere olmasalardı bu söyledikleriniz doğru olabilirdi. Ama bu durum yani birkaç gündür yeni bir durum. Kürtler bu anlamda bir varoluş, kendi açılarından bir varoluş mücadelesi içerisinde. Yani bir zafer kazanmak falan değil. Hayır burada pardon Sinan abi bitirivereyim isterseniz. Burada bir şey var. Ben şeyi takip ediyorum. Kuzey Irak'taki basını yakinen takip ediyorum. Özellikle Barzani'ye onlar yakın. Memnun mu Kobane'nin düşmesinden? Hayır şöyle bir durum var. Kobani'nin düşmesinden memnun değil ama çünkü aynı zamanda bu Kürt milliyetçisi olduğunu savunan Barzani'ye bazen zarar verebiliyor. Fakat PKK'nın da bu kadar güçlenmesinden çok rahatsız. Bunu baktığımız zaman bu basında açık açık bunu yazıyorlar. Hayır, ben şunu soruyorum. Ben şimdi Kürtler arası ihtilaflar da tabii önemli. Onu da ayrıca tartışmamız lazım. Barzani bu işe ne diyor filan. Olabilir siyasi açıdan Kobane'deki bu durumu PKK ve PYD'nin zayıflaması olarak görüyordur. İşine de geliyordur. Ben onu sormuyorum. Daha insani bir şey soruyorum. Şimdi biz bir çözüm sürecindeyiz. Evet. İç sınırımızdaki Kürtlerle, kendi Kürtlerimizle barışmaya çalışıyoruz. Bayağı da ilerlettik bu süreci. Alkışlıyoruz. Böyle devam etsin istiyoruz. İstemeyenler de var. O ayrı. Onlara da saygı duyuyoruz. Şimdi tam da böyle bir ortamda Kobane'yi kendi varlık nedeni olarak gören senin Kürtlerine sen ne diyeceksin? O zaman şunu söyleyeyim. Türkiye Suriye'deki Kürtleri tehdit olarak görmüyor. Türkiye Suriye'deki bu Rojava bölgesindeki PKK yapılanmasını tehlikeli olarak görüyor. Bunu bir defa söyleyeyim. Nasıl ayırıyor peki? Ayırıyor. Devam edelim. Hem burada şöyle bir durum var. Diyoruz ki Türkiye IŞİD'e destek veriyor tırnak içine söylüyorum. Ben inanmıyorum buna. Hem de IŞİD'e destek verip Türkiye'nin destek verdiği IŞİD'in öldürdüğü, katlettiği, katletmek istediği grup Türkiye'ye gelip sığınıyor. Bir defa bu soruyu koyalım artı olarak. Doğru ama şimdi bak bir dakika. Hayır direkt sorunuza geleceğim. Bakın ben hiçbir zaman hani Türkiye IŞİD'e destek veriyor filan o tartışmalı bir konu. Hayır ben Tahir Bey. Ben de öyle tam olarak öyle demedim. Sadece böyle yani buna ilişkin bir takım tartışmalar var dedim. Yani ona hani, %100 şimdi, inanıyorum demedim ben. Şimdi bakın Türkiye'nin sınırları içerisinde şu anda 2 milyona yakın Suriyeli var. Doğru. Değil mi? Suriyeli var. Yani sen Esad'ın zulmünden kaçan Suriyelilere kucak açmışsın. Doğrusunu yapmışsın. Doğru. Zulümden kaça. Ne yapacaktın peki sınırına gelmiş dayanmış senin vatandaşlarının akrabaları? 100.000 kişi. Açmayacak mısın sınırını? Hayır açacak. Eğer ne yapacaksın ya? Bu lütuf mu yani? Eğer Türkiye sadece Kobani'deki veya Rojava'daki Türkiye'ye gelen Kürtlere sınırını kapatsaydı ben bunun doğru olmadığını bas bağırırım. Kapatamazdı. Böyle bir şey olabilir yanlış mi? Bir şey bu. Yani böyle İki, şey bunu da geçelim. Ezidileri de kapatamaz. Oradan gelen insani dramla karşılaşan hiç kimseye kapatamaz. Tamam, bu doğru. Eyvallah. Fakat Türkiye diyor ki yani bu bir lütuf değil onu değil, anlatmaya tabii çalışıyorum. Değil. Yani insanlığının gereği yani. Evet, insanlığının gereği ama bir de insanlık yaptığınız zaman biliyorsunuz bir tepkiyle karşılaştığınız zaman ya bari değerini bil deriz. Bunu da kastettiğim şu. Ama sen 2 milyon Suriyeli'yi kabul ediyorsun. Bunlar da Suriyeli.
Tamam abi, Kürtle, Suriye'nin Kürtlerini... Bunların bazıları Suriye vatandaşı değil. Bir şey söyleyeyim. Pek çoğu değil. 2 milyon Suriyeli kaybediyorsun. İşte 150 bin Kürt'ü kaybediyorsun. Bir tane Türkmeni... Türkiye diyor ki... Bir tane Türkmeni kabul o etmiyorsun. O da yanlış. O da yanlış. Bir tane Türkmeni de kabul etmiyorsun. Ahmet Bey şöyle, Türkiye diyor ki ben bunları kabul edeceğim. Açıklama yaptı Numan Kurtulmuş. Dedi ki ben hangi etnik, dini, mezhebi gruptan, hatta Davutoğlu havalanında Esenboğa'da bu açıklamayı yaptı. Hepsini kabul edeceğiz. Çünkü şu tabiri yerleştirelim diyor Türkiye bunları. Bu defa bizdeki HDP grubu diyor ki hayır, kamplara yerleşmesin bunlar. O bölgeye gelip oradaki kasabada, köyde istediği şekilde hareket etsin. Pardon ama bir dakika. Suriyelileri kamplara mı yerleştirdik? Peki biz? İki defa mı hata yapmamız gerekiyor? Ama bunlar yani, sadece yani, Suriyeliler gibi de değil Ahmet Bey. Bunlar biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi hepsinin aslında değişik bölgelerde yerleşim birbirlerinde akrabaları var. Kendileri zaten öyle bir planlama yapmış. Bunun işte HDP'nin, BDP'nin söylemiyle, talebiyle oluşturmuş bir şey değil. Sınırda, doğal bir durum. Sınırda orada kaç gündür izliyoruz. Askerle, polisle bir şey yaşanıyor, taşlama yaşanıyor. Hatta HDP milletvekilleri dahi, şimdi resimleri var, askere, polise taş atıyor. Bunlar Türkiye oradan, karşı taraftan gelen insanları almadığı için değil, Türkiye kontrollü aldığı için. PKK ve HDP istiyor ki Türkiye oradan gelen PKK'lı teröristleri de alsın. Türkiye niye alsın teröristi? Türkiye oradan yaralanan, gelip Türkiye'de tedavi olmak isteyen YPG'lileri alsın diyor. Türkiye niye alsın Allah aşkına? Mesele oradan kaynaklanıyor. Peki IŞİD'lileri alıyor ama hani onu da almasın. Onu da almasın. Onun da altını çizmiyor. Onu da almasın. Terör örgütü değil mi? Birisi terör örgütü şimdi, de öbürüsü. Şimdi şöyle iyilikler ama. Neyi mi? Şöyle bir durum var. Yok efendim. Ahmet Bey şöyle bir durum var. Bakın aslında Kürtlerin söylediği şu. Yani biz biraz önce söylediniz. Bir çözüm sürecinden söz ediyoruz. İşte 30 yıllık bir çatışmada sürecinin sona erdirilmesi için yoğun bir çalışma var. Yani barışıyoruz. Aslında öteden beri işte Kürt kardeşliği, bin yıllık kardeşliği. Ya nasıl barışıyoruz? Bakın, her gün günü yani, okulu yapıyoruz Allah aşkına. Bugün işte Iğdır'da okulu yapmıştık. O sürecin sonuna gelelim. O sürecin sonuna gelelim. Yani aslında Kürtlerin tam olarak duygusu şu. Kürt kardeşliği, bin yıllık kardeşlik deniliyor. Bütün olağanüstü dönemeçlerde, tarihsel dönemeçlerde Kürtler Türklerin yanında yer almış ve onlara sahip çıkmış. Şimdi bakın tam da Orta Doğu'da böyle tarihi kardeşti, bir dönem işte. Kardeş olduğu için de Kobani'deki, böyle bir felaket karşısında oradaki insanlara Türkiye kapılarını açıyor. Madem Türkiye'de anlaşıyoruz, barışıyoruz. Kardeş falan değil. Bakın, elinde silah olan teröristle kardeş değil. Ayrıca Ahmet Bey, siz nasıl şimdi yapacaksınız döndünüz o zaman, dediniz barışı? Ki buna karşı olanlar da var. Biz sorunun çözülmesine karşı değiliz. Yani vatandaşlarımız yanlış anlaşılmasın. Biz açılım sürecine karşıyız. Biz PKK sorununun çözülmesine karşı değiliz. Yeri gelmişken ifade edeyim. Şimdi bu süreçte açılımcılar ne diyordu? Diyordu ki efendim 30 senedir bu silahlı yöntem denendi. Türkiye PKK'yı askeri olarak yenemiyor. Türkiye dolayısıyla PKK'yla masaya oturmak zorundadır. Ya geçmişi birkaç ay olan bir terör örgütü geliyor ve önüne Peşmerge'yi de PKK'yı da katıp bütün o bölgeden çıkarıyor. Demek ki şimdiye kadar Türkiye'de söylenen şu husus yanlıştır. PKK ile silahlı olarak mücadele edilemez. PKK ile silahlı olarak mücadele edildiğini gördük. Amerikan desteği olmasaydı IŞİD Erbil'e kadar gidecekti. Her zaman olduğu gibi yine Amerika'nın desteğiyle kurtuldu. Bakın Bey, şimdi YPG'ye de Amerikan silahları sevk ediliyor. Bir dakika, konuyu dağıtmak istemiyorum ama şöyle bir durum var. Yani sizin Türkiye toprakları içerisinde PKK'ya karşı verdiğiniz silahlı mücadelenin ortaya çıkardığı komplikasyonlarla IŞİD'in kendi bölgesinde Kürtlere açmış olduğu savaşın... Kürtlere karşı savaşı, yani oradaki işte, vatandaşa karşı savaşı demiyorum. Hayır. Ya orada zalimce bir durum var. Yani, sivil, herkes yani şunu söylemek diyor istiyorum. Zaten mücadele, örnek verdiğiniz mücadelede bu sivil halka karşı işlenen insanlık suçlarından bahsediyorsunuz. Evet. Mücadele diye takdim ediyorsunuz bunu. Yani IŞİD'in yaptığı teröristle, bakın mücadele demiyorum. IŞİD'in yaptığı teröristle sivil halkı... Ama bir saniye, örnek olarak gösterdiniz. IŞİD'in, bakın PKK, dediniz, PKK'ya karşı demek ki mücadele edilebiliyormuş dediniz. Şu an o zaman yanlış söyleyip bir şey söyledim. Hayır efendim, şu an Kobani'de, bir dakika, Kobani'de şu an çok fazla sivil vatandaş kalmış değil. Şu an Kobani'de PKK'nın dağ kadrosunun bir kısmıyla YPG'liler savaşıyor. Nereye gitti bu Kobani'de? Kobani'de 4 köyümüz var. Kobani'nin 4 köyümüz var. Onu diyorum. Çünkü orada sivil vatandaş eline çünkü silahlı savaşmıyor. Çünkü IŞİD PKK ile mücadele ettiği için mi Kobani'deki siviller Türkiye'ye kaçıyor on binlerce bir günde? IŞİD herkesi tehdit ediyor. Arap'ı da tehdit ediyor. Şii'sini de tehdit ediyor. Kendisine boyun eğmeyen Sünni'yi de tehdit ediyor. Türkmen'i de tehdit ediyor. O zaman Yezidi'den bunu PKK ile mücadelenin örneği olarak sunmayın.
PKK ile mücadelenin örneği olarak şu açıdan sunuyorum. PKK ile IŞİD karşı karşıya geldiğinde PKK IŞİD'in karşısında duramadı. Peşmergede duramadı. Şöyle bir şey var. Bir gerçeğin altını çiziyorum ben tamam, burada. Sinan Bey şöyle bir durum var. Buradan yola çıkarak ha demek ki PKK Türkiye'de de askeri ve güvenlik tedbirleriyle yenilebilirmiş demek doğru değil. Çünkü oradaki koşullar burada hep şu ifade koşullar hayır, Türkiye'de farklı. Bu açılım sürecinde sürekli bizim önümüze televizyon tartışmalarında değişik vesilelerle ısıtırıp konan şey şuydu. PKK yenilemez, PKK ile masaya oturmak zorundasınız. Ben de diyorum ki böyle bir efsane, şehir efsanesi bu peki, kötü hadiseyle bu, de yerle bir olmuş. Ben de diyorum ki ikisi ayrı koşullar çünkü gerçekten de Türkiye silahlı mücadele adına 30 yıl boyunca ne gerekiyorsa, ne denenmesi gerekiyorsa denedi, başaramadı. Yani binlerce köyü yaktı, Türkiye yani. Yıktı. Bunları IŞİD yapmadı Türkiye'de 90'ların ilk yarısında. Yakılan binlerce köy var, boşaltılan köyler var. Bunu bir yani, satranç sizin dediğiniz şeylere yakın olan algılamamak lazım. Kullandı. Bunu bir satranç yani. Oyunu gibi algılamamak lazım. Bu bir barışma sürecidir. Türkiye'deki koşullar farklıdır. Türkiye'de işte Türkler, Kürtler, devlet, toplum bir barışma süreci yaşıyor. Dolayısıyla buradaki koşullar farklıdır. Suriye'deki koşullar farklıdır. Irak'taki Kobani'de koşullar bir farklıdır. İnsanlık dramı yaşanıyor. Şimdi, asker orada sınırda şimdi, o vatandaşları bakın, almak için uğraşıyor. Ora bölgedeki PKK'ya yakın çevreler askere yardımcı olacağına, HDP milletvekilleri askere yardımcı olacağına, askeri taşlıyor. Bunu anlamak niye, niye taşlıyor? Bir dakika. Yapıyor. Sinan Bey bir aşkına. Anlayalım. Hayır, okul yapıyor. Hayır, ya daha bugün okul taşlıyor. Kim taşlamış bilmiyorum ama. Aysel Tuğluk açıkça söyleyeyim. Şöyle bakın. Bakın bir dakika. Mehmet Bey bir söylesin bir dakika. Aysel Tuğluk bugün bütün görsel olarak da hem videosu hem resmi. Madem oradaki insanlık dramına yardımcı olacağız hep beraber olalım. Niye askere taş atıyoruz? Aysel Hanım böyle bir davranışta bulundu mu bulunmadı mı bilmiyorum. Şimdi ama şudur bakın insanlar şimdi, tabii acı çekiyor. Orada binlerce insan. Ya o acı şu, hepimizin acısı. Sinan Bey bir dakika şöyle yapalım. Bir soru var şunu bir açıklığa kavuşturalım. Şimdi Türkiye sınırını aştı oradan insanlar geldi. Kürtler de orada toplanıyorlar ve askerle bir didişme içindeler. Bu didişmenin nedeni nedir? Ne istiyorlar? Yani sınırı açtı, insanlar evet. içeri girdi. Yani problem evet. nedir? Talepleri ne? Biz ayrıca oraya tekrar girmek istiyoruz. Savaşçılar girsin. Bunu mu istiyorlar? Nedir yani dertleri ne yani? Yani tabii güvenlik... Anlamak için soruyoruz. Evet, güvenlik yani. Görevlileri muhtemelen kendilerine göre bir düzenleme yapmışlar. Ve oraya gidişe, ben onu biliyorum, gidişe izin verilmiyor. Yani Türkiye'den o gelenlerin bir daha... geri dönüşüne veya Türkiye'den bazılarının sizin değişinize gidip akrabalarına yardımda bulunmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bu bir tepkiye yol açıyor. Kürtler, bu mudur tepkinin bu tepki nedeni? Budur. Bir de şöyle bir şey var. Girişlere izin verilmiyor. Yani Türkiye'deki Kürtlerin duyguları şudur. Gerçekten de Suriye Kürtlerine karşı özel bir yakınlık var. Çünkü Kürtler arasında yani siz nasıl anlarsınız anlayın bilmiyorum ama yani Kürtler işte her dört parçadaki en şanssız, en böyle hani haksızlığa, adaletsizliğe mazlum. En sahipsiz kalmış. Dolayısıyla hani kimlikleri bile tanınmamış, yıllarca Esed rejimi gibi bir zalim bir rejim tarafından inim inim inletilmiş ve dolayısıyla aslında Türkiye Kürtlerinin gerçekten bir parçası, bir uzantısı ve çoğu akrabası olan bu insanlar zaten yani örneğin Tahir Bey, Süleymaniye bölgesiyle şunu merak ediyoruz. Çok ciddi bir yani dolayısıyla ben diyorum ki bir öfkeye bir reflekse yol açıyor. Ama öfkenin bir gerekçesi olması lazım. Yani Türkiye'den ne istiyor? Niçin askere yani tepki gösteriyor? Öfkenin gerekçesi inanç var. Bir cümleyle ifade. Şöyle bir inanç var. Hayır şöyle bir inanç var. Bir cümleyle ifade edeyim siz yine devam edin. Orada bir karmaşa yaratarak karşıdan sadece sivil vatandaşlar değil, teröristler de gelsin isteniyor. Olay şimdi şöyle hangi teröristler gelecek? PKK'lı teröristler. Sinan Bey, şimdi siz oradaki işte biraz önce başka bir yorum. Ya IŞİD kafa kesiyordu, PKK kurşunları diziyordu. 50 bin, arasında bir 50 fark var mı Allah 50 aşkına? Bin savaşçı dediniz. O 50 bin savaşçı dediğiniz ben öyle o şey halkın, demedim. Rojava ben, halkının. Ben öyle bir şey demedim. 50 bin savaşçı Rojava halkının dedi. Savunma gücüdür. Meşhur savunma gücüdür. YPG'dir. Yani siz bunlara PYK'li terörist diyorsunuz. Böyle olmaz ki. Yani o toplumun. PYD terör örgütü değil mi? O toplum değildir tabii. PYD ne terör örgütü. PKK, terör, PKK ne, terör örgütü ne değil mi? Ne karşı terör eylemi yapmış? Peki. Bahos Çiğa geçenlerde öldürüldü. Meşru, işte bir dakika. Geçenlerde en meşru savunma Bahos, davranışını sergilemiş. Ben bir örnek vereyim. Bahos Çiğa geçenlerde öldürüldü. Resimleri de yayınlandı. 2007'deki
saldırıda 12 tane askerimizi şehit eden grubun içindeydi. YPG, terör örgütü diyebilirsiniz. YPG, IŞİD kafa kesiyor. En mazlum. PKK'da ev yaktığı çocukları öldürdü. Şimdi bakın YPG dünyanın en mazlum. PKK ile terör örgütü arasında hiçbir fark yok. Dünyanın en mazlum, dünyanın en sahipsiz. PKK ile IŞİD arasında hiçbir fark yok. Dünyanın en kimsesiz, dünyanın en çok baskıya, zulme maruz kalmış bir toplumunun meşru savunma gücüdür. Bundan hiçbir şüphe yok. Vatan savunması. Yani ne olmuş? Vatan savunmasıdır tabii ki. Kadri Gürsel. Mehmet Bey hemen Kadri Bey'den sonra size dönelim. Çünkü az önce sizin söylediklerinizi, yani sizin görüşünüzü tam olarak anlayamadık. Sözünüzü de biraz ben kesmiş oldum. Kusura bakmayın. Yani YPG mesela... Kadri Gürsel bitirsin, hemen size ben şunu ekleyeyim. Yani gerçekten yani herkese sormak isterim. Düşünün, Esed rejimi gibi zalim bir rejim. Yıkılma aşamasında tam bu sırada dünyanın dört bir yanından gelen garip garip savaş şeyler, yani işte yabancı unsurlar. Yani böyle bir durumda Rojava Kürt halkı ne yapsaydı, kendini askeri olarak savunmak için örgütlemesi doğru bir şey değil midir? Yanlış bir şey midir? Bu vatan yani savunması. Bu bir meşhur savunmadır. Vatan savunmasıdır. Kutsal bir savunmadır. Kendini savunuyor, yaşamını savunuyor, ırzını namusunu savunuyor. Başka bir şey değil bu. Kadir Gürsel. Demin söylediklerime gerek ilave yok. Etmeyeceğim. Başka bir şeyler söylemek istiyorum ama tabii ki yani birincisi tefrik hususunda iki şeye dikkat yine de çekmek istiyorum. Bu Rojava'da Kürtlerle PYD arasında bir ayrım yapmak falan bu mümkün olan bir şey değil. Bu gerçekçi de değil. Bu çok zorlama bir yorum. Peki Tahir Bey'in dediği gibi bir vatan savunması mı bu? Şöyle bakın şimdi o Rojava'da o bölgede 3 kantonda Esad güçleri bölgeden çekildi, Suriye rejim ordusu. Daha sonra oradaki Kürtler de otonomi ilan ettiler. Aslında Esad rejimi orayı Kürtlere bırakmış oldu. Yani orada Kürtler bir silahlı mücadele neticesinde Esad rejimini oradan kovmadılar. Böyle bir durum yok. Kürtler orada otonomi denemesine giriştiler. Bu son derece meşru bir denemedir. Suriye'nin bu halinde. Peki dolayısıyla başka ne yapacaklardı, ne yapabilirler? Dolayısıyla bir siyasi örgütlülükleri var. Dolayısıyla otonom ilan ettikleri bölgeye IŞİD'in saldırmasına karşı savunma yapmaları tamamen, vatan savunması. Vatan savunmasıdır. Tabii ki vatan savunmasıdır. Yani vatan senin yaşadığın yerdir, senin yoğun olduğun yerdir, senin uzun zamandır tarih boyunca yaşadığın yerdir. Artı oradaki Kürtlerin çok önemli bir bölümü de Türkiye ve bölgede sınırlar çizilirken isyanlar sonrasında da bölgeye yerleşmek, Türkiye'den kaçmak zorunda kalan, aslında Anadolu'yla ilişkileri köklü olan Anadolu'daki Kürt halkının bir uzantısıdır, devamıdır. Ve bunu da bir parçasıdır. Parçasıdır ve Esad rejimi de onları köksüzleştirmek için onlara hiçbir zaman bu insanlara vatandaşlık vermedi, nüfus kağıdı vermedi bu insanlara ve evet, geçmişte de PKK'nın Suriye'deki Kürt bölgelerinden bu kadar çok militan devşirmesinin de bir nedeni bu. Budur aynı zamanda. Bunu söylemek için ben şey yapalım. İkinci konu da tabii ki yani IŞİD ve PKK'nın arasında bir fark yoktur demenin tartışılacak bir... Yani bunu oturup, kusura bakmayın ama yani oturup bu programda zamanımızı buna harcayıp tartışmak bence... abesle iştigal oluyor. Yani terör örgütleri arasında yani seçim mi yapalım? Şimdi bakın lütfen rica ederim. Yani ikisi arası bunlar aynı şeylerdir deyip indirgemeci bir mantıkla her şeye böyle yaklaştığımız zaman zaten tartışma kalmaz. Terör örgütünün bir tanımı vardır. En dar manadaki tanımı terör örgütünün silahsız unsurlara karşı hükümetlerin politikalarını değiştirmek amacıyla silahsız unsurlara karşı şiddet uygulayan güç, sistemli yapan bunu güç veyahut arzi de olsa yapan güç terör örgütüdür. PKK şimdi, bu manada PKK geçmişte bu yöntemleri uygulamıştır. Şimdi bakın PKK terör örgütü dediğimiz zaman biz bugün bir barış süreci içinde olduğumuzu söylüyoruz, varsayıyoruz. Bir çatışmasızlık durumunun içinde olduğumuzu ve silahlı unsurlarında aslında Türkiye'de sisteme entegre etmenin yollarını arıyoruz. Her ne kadar aslında
2013'ün Mart'ından bu yana somut adımlar atılmamış olmakla beraber çok değerli bir çatışmasızlık durumu var. Bunun korunması lazım. Ben bu açıdan bakıyorum. Kobane'de olanlara ve burada peki, şimdi soru sorabilir miyim? Şimdi soru sorabilir miyim? Ben aslında bunları söylemek için hayır ben soru soracağım kullanmak size. Istiyorum şimdi, ama, Tahir Bey'e sorduğum soruyu yani şu meseleyi anlamak için. Şimdi Kobane'deki insanlar Türkiye'ye geliyorlar. Biz sınırlarımızı açıyoruz onlara ve Türkiye'de akrabalarının yanlarına gelmiş oluyorlar. Evet. Kürtler niye tepki gösteriyorlar? Ne yapsın Türkiye? Yani işte sınırı açtı, insanları içeri aldı. Bu HDP ve siyasi Kürtler neden tepki gösteriyorlar sizce? Bu sınırdan içeri giren Kürtlere karşı onların benimsemediği, tasvip etmediği bazı düzenlemeler dayatılmak istenmiş olabilir. Bu budur. Yahut bu konuda yani yerel kaynaklardan çok yeni bir olay olduğu için bunun nedenleri hususunda doğrudan bilgilenmiş değilim. Dolayısıyla sadece tahminde bulunabilirim. Sedat Taçın, evet. Ancak bir saniye ben söylemek istediğimi söyleyeyim. Bu bakın 2012'nin Temmuz'undan bu yana bu bahsettiğimiz otonomi denemesi sürüyor aslında. Ve o dönemden bu yana PYD ve PKK Türkiye'yi önce An-Nusra daha sonra da IŞİD'i destekleyip lojistik destek verip IŞİD için değil ama özellikle An-Nusra için 2012'nin Temmuz'una gidiyoruz çünkü ve 2013'te de devam ediyor. Dönem dönem Türkiye topraklarını kullandırmak, Türkiye topraklarından geçirmek onları ve daha birçok destek vermek suretiyle kendilerine karşı kullandığını iddia ediyorlar. Türkiye'ye çok ağır suçlamalar getiriyorlar ve Türkiye'yi Suriye'deki PYD'ye karşı bir vekaleten evet. Savaş yürütmekle şimdi, itham ediyorum. Lütfen bir dakika. Şimdi böyle hal bu. Burada bir defa yerleşmiş bir algı var. Bu Kobane'deki trajedi eğer daha vahim boyutlar alırsa, yani IŞİD'i desteklemekle suçluyor bir taraftan Türkiye'yi. Hala suçluyor Türkiye'yi IŞİD'i kim? Desteklemekle. PKK suçluyor. Bu gelişmede IŞİD'in bu kadar güçlenmesinde de tabii ki Türkiye'ye sorumluluk atfediyor. Bunun sonucunda orada bir insanlık trajedisi, yani korkunç katliamlar yaşanırsa ki yaşandığına da dair haberler geliyor. Bu Türkiye'deki barış sürecinin zehirlenmesine yol açabilir. Buna karşı peki, hükümetin burada acil tedbirler alması lazım. Ne yapacak bilmiyorum ama Türkiye'deki barış sürecinin öfkeye kurban gitmemesi veyahut en azından sorunlarla karşılaşmaması için öfke kaynaklı tedbirler alınmalıdır. Bunun için de yapılması gereken şey işte aslında IŞİD'in durdurulması. Başka da bir şey değil. Bunu konuşacağız hani bu işin bu kısmını ama Sedat Taçıner sonra hemen bir şey söyleyeceksiniz herhalde. Evet. Sabırsızlıkla söz almak istedi Mehmet Bey'e döneceğim. Çok da üzerinden de geçtiği için bir şey var. Şimdi birincisi Kobani'deki mesele Kobani'de kalmadı. Bugün yanılmıyorsam Milliyet'te vardı. 2500 tane bir otobüs firması diyor ki İstanbul'a, Batı'ya bilet sattım diyor. Yani şimdi o Kobani'den gelen 100 bin kadar insanın o Türkiye'nin sınırında kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunların hepsi şu anda İstanbul, İzmir, Türkiye'nin iç damarlarına kadar yol aldılar. İkincisi burada PKK bir devlet çıkarmaya çalışıyor. Şimdi resme büyük bakmak lazım. Yani etnisiteleri, mezhepleri yarıştırmanın ve Suriye'deki, Irak'taki hastalıkları burada da devam ettirmenin bir anlamı yok. Şimdi burada PKK Irak'ın kuzeyinde bir devlet oluşturamıyor. Yani Barzani var, güçlü bir şekilde duruyor. Suriye'de bir devlet oluşturmak istiyor. Türkiye'deki savaşını tatil etti. Yani ara verdi. Yani o çözüm sürecinin başlamış olduğu şartlar yok. Dünyada da yok, bölgemizde de yok, Türkiye'de de öyle bir şart yok. Yani iki tarafta Türkiye bu durumdan memnun, en azından çatışmasızlık var. Ben dedi buradaki çatışmayı Suriye'ye ve Irak'a öteledim. Türkiye'de ne kadar militanı varsa PKK aldı bunları, Kandil'de ne kadar adam varsa bundan ihtiyaç gördüğü kadarını götürdü Kuzey Suriye'ye. Orada bir örgütlenmeye başladı ve ordulaşmaya başladı. Yani PKK'nın ordulaşmasından burada bahsediyoruz. PKK bir terör örgütüdür. Bir boyutu terör örgütü. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Yani terör örgütü mü değil mi bunu tartışacaksak o zaman niye New York Times'e falan kızıyoruz? Ben onu da anlamakla zorlanıyorum. Şimdi buradan bir devlet çıkarmaya çalışıyor ve bu devleti çıkarırken bir yandan toprak oluşturması lazım. Halk oluşturması lazım. Dava oluşturması lazım. IŞİD'le mücadele edecek. Ordulaşacak. Diğer taraftan da Türkiye ile de kavga etmesi gerekiyor ama Türkiye ile de
enerji harcayacak kadar da bir gücü yok. Bütün gücünü bir yere kesifleştirmesi, yoğunlaştırması gerekiyor. Ve bu gelenlerin içerisinde elbette PKK militanları da var. Yani 40-50 bin rakamı YPG'nin kendi rakamı. Muhtemelen de bu rakamlara da ulaşmış olabilir. Çünkü orada çatışma ortamında rahatlıkla bunları toplayabilirsiniz. İyi ama yani şimdi burada şöyle bir sorun var. Yani peki, bir dakika, Suriye'dekiler şey, Kürt olunca veya Arap olunca tehlikeler ortadan kalkmıyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Diyorsunuz ki gelenler içinde YPG'liler de var. Var tabii. Niye geliyorlar? Şimdi bunlar bir kısmı kaçıyorlar, bir kısmı da şöyle bir şey. Bakın Türkiye... YPG'li mi kaçıyor? Hayır, hem kaçmanın ötesinde bir şey var. Türkiye, IŞİD içinde, YPG içinde, ÖSO içinde, El-Nusra içinde cephenin gerisi. Yani cepheye nereden destek gider? Hem sağlık hizmetleri, hem yiyecektir, silahtır, finanstır. Bunlar nereden gelir? En güzel gideceği yer bir kere İstanbul'dur. Hmm. Ondan sonra olabilecek yer hemen sınırın peki, yanındaki Antep Bey, gibi, Diyarbakır gibi yerler. Hem Mehmet Şahin'in hem de ikinize birden sormak istiyorum. Sizin bu analizleriniz beni doğrusu tam tatmin etmiyor. Şu nedenle yani ben hani uzman değilim, strateji falan bilmiyorum. Sadece bir sade vatandaş olarak şunu hangi kısmı tatmin etmeyen kısmı nedir? Hemen söyleyeceğim, evet. Hemen söyleyeceğim. Şimdi siz diyorsunuz ki ya PKK'nın, PYD'nin işte bir amacı var. Evet. Bunlar bir devlet oluşumuna gitmek istiyorlar. Evet. Şimdi eğer olağanüstü koşullar söz konusu olmasaydı bu söylediğiniz bir anlam ifade ederdi. Ama ortada şöyle bir durum var. Oradaki bölge Esad güçleri çekilmiş. Evet. Adamlar bir saldırı altındalar. Yani Rojava dediğimiz bölge bir saldırı altında. IŞİD'in saldırısı altında. Ne yapacak bu adamlar? Yani bunlar savunmaya geçmesinde ne yapsınlar? Ben onu anlamıyorum. Bunların planları falan filan bundan bahsedemeyiz. Refleks halinde bir savunmaya geçiyor. Bakınız, örgütlenmeye çalışıyor. Şimdi birincisi devlet kurma isteğini ben söylemiyorum. YPG'nin kendisi söylüyor, PKK'nın kendisi söylüyor. Bunun devlet yapılanması var, bayrağı var, örgütlenmesi, ordulaşması, polisleşmesi, mahkemeler kurması vesairesi. Bunlar bu çatışmadan evvel de vardı. Esad burayı onlara bıraktıktan sonra IŞİD diye bir tehlike ortaya çıkmadan önce de vardı. Devlet olma üzerine dönüktü bunlar. Bütün çalışmalar devlet olmak üzerine. Ha orada IŞİD diye bir şey çıktı, ona saldırıyor. Bu bunu meşrulaştırıyor. Şimdi bu birbirinden yani çelişik olmak zorunda değil ki. IŞİD oradan çıktıktan sonra diyelim ki IŞİD gitti. Bunlar bu amaçlarını... Ya biz devlet olmak istemiyoruz mu diyecekler. Peki ama devlet kurmak meşru bir... Bakın, o şartlarda devlet kurmak meşru bir hak değil mi? Bu görüş... Bakın meşru ve değil o... Yani ayrı. Ne yapsın be? Yani ama devlet zaten mesele yoktur bence orada. Mehmet Şahin. Ayrı bir tartışma konusu açıyorsunuz. Mesele burada, de bu zaten. Bakın, meşru mu değil mi? Meşru. Bakın ben... Bunu tartışıyoruz. Ben de... Ben bir dakika Sedat Bey. Şimdi biz burada yaşıyoruz. İstanbul'da yaşıyoruz. Devletimiz var, askerimiz var, polisimiz var. Bunlar devlet kurmasın. Bir dakika. İstanbul'da gayet barış içinde yaşıyoruz. Otoritemiz var. Başta bir otorite var. Biz o otoriteyi tanıyoruz. Polis var. Biz başımıza bir şey geldiğinde telefon açıyoruz. Asker var. Neyse. Şimdi bu polis, asker, güvenlik güçleri falan buradan çekilip gitse. Evet. Burası bir otoritesizlik alanı haline gelse. Evet. Biz hep birlikte oturup burada bir devlet kurmaya çalışmaz mı? Burada sorun değil. Bu meşru beyinler. Buradaki problem şu. Çok özür dilerim. Bir dakika. Buradaki sorun şu. Suriye'nin kuzeyinde Kürtler devletsiz kaldılar. Otoritesiz kaldılar. Kendilerini korumaları gerekiyor. Ne yapmaları gerekir? Kendi işlerini bir örgüt kurarlar. Bir Kandil'den bir takım adamlar gelip, isterse aynı etnik kökenden olsun, isterse olmasın, gelip orada kendi bayrağını dikmez. Türkiye'den bir takım bir örgüt militanları gelip orada ordulaşmaya çalışmaz. Bunlar Suriye Kürtleri değil sadece. Onu söylemeye çalışıyorum. Burada pan-Kürdist bir hareket var. Ve bundan kaygılanan veyahut da böyle düşünen ben değilim ki. Barzani de böyle düşünüyor. Yani şimdi Barzani bir Kürt. Ve diyor ki Suriye'deki PKK hareketi tehdittir diyor. Hem Kürtleri bölmek için hem de birliğimizi dağıtmak için. Bu benim açıklamam değil sadece. Anladım. Ha bir ikinci şunu sorumun cevabını aldım. Şunu da söyleyeyim bakın. Ya bu bir bataklık. Buraya girersek hani biraz önce Sayın Elçin'in söylediği gibi veyahut da işte karşı cevaplar üretebiliriz. Biri Türkçü, biri Kürtçü böyle şeyler üretebiliriz. Bu bir bataklık tartışmada. Resmin tamamını görürseniz şudur. PKK bir devlet kurmak istiyor. Bunun bir parçasını Türkiye'ye ayağına oturtmak istiyor. Suriye'ye oturtmak istiyor, Irak'a oturtmak istiyor. Barzani ve Türkiye bundan memnun değil. Peki Sedat Bey. PKK cephe olarak Türkiye'yi kullanmak istiyor. Türkiye de buna müsaade etmek istemiyor. Peki, ama gördüğüm şey o kadar dağınız ki. Basit bir yani şey. Yani 100 bin kişi girdi, bunun 2500'ü batıya aktı bile. Basit bir şey soracağım size. Size gelseler Suriye'deki Kürtler. Evet.
Kardeşim biz otorite yok burada. IŞİD de saldırıyor bize. Bize ne önerirsin? Biz ne yapalım Sedat Bey deseler? Onlara ne önerirsiniz? Suriye Kürtlerine ilk çalışan belki USAK oldu. Raporlarda ne önerirsiniz? Ortada hiçbir şey yokken bakınız. 2005 yılında şunu gördük biz. Burada Barzani kısmen hakim. PKK'nın doğru düzgün kitlesel bir tabanı yok. Bu Suriye'de olaylar çıktıktan sonra PKK kafalarına vura 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 orada kendi örgütlenmesini kurdu. Yani burada böyle bir PKK yapılanması yoktu. Bugün geldiğimiz nokta yangın çıkmış, ev yanmış, kül olmuş. Siz bana diyorsunuz ki ne öneriyorsunuz? Ya kaçıyorsanız Türkiye'ye gelin derim. Ne diyeyim? Kaçmıyorsanız ne yaparsanız yapın. Peki teşekkürler yani, Mehmet Şahin. Teşekkürler. Ay ben bu netlikte sormak istiyorum. Aklıma takılıyor. Soralım, konuşalım yani. Şu, bunu... Bak IŞİD devlet kurmak istiyor, PKK devlet kurmak istiyor. İşte bu iki realiteyi yokmuş gibi davranırsak insani dram, Kürtler zavallı, peki, Türkler burada devlet kurmak istemiyorum diyor ama. Ama olmaz yani. Ama Sedat Bey burada, şimdi IŞİD'in devlet kurma arzusuyla yani orada yaşayan ben ya onu kardeşim ben o topraklarda bin yıldır varım ve mi? Ya bakınız bir şey karıştırıyorlar. Şimdi Kürtler orada kendilerini devlet yönetmek kurmak, istiyorlar. Devlet kurmak devlet istiyorlar orada. Diye. Ahmet Bey bir de onu söylüyorum. Kanton sistemi kurmuş. Devlet falan değil. Elbette ki devlet. Yani ben, şöyle ben, bakın ben, yani devletimsi ya da buna proto devlet öncesi yapılar, öz yönetim yapıları devlete benzer. Ama Suriye'den ayrılalım, bölünsün Suriye şimdi, diye bir iddiaları yok mu? Şimdi şurada yalnız şöyle bir yanılgı da var. Yok. Evet bir dakika bak. Mehmet şöyle bir yanılgı da var yalnız. Coğrafya biraz IŞİD, haritaya baktığınız zaman insanlar bu kolay olmadı. Şurada var bak. IŞİD'in başında bir İngiliz var. Yardımcıları Fransız. Ondan sonra alt kadro Alman falan sanıyor herhalde insanlar. Başındaki Bağdadi dediğiniz Bağdatlı diye, yani adamın şeyi o. Bunlar da bu topraklarda bin yıldır yaşıyor. İşin sorunu şu. Ay, doğru mu? Yanlış bir yol izliyorlar. Herhalde az bir Özo da burada bin yıldır Mehmet yaşıyor. Evet, özür dilerim. Yani. IŞİD PKK'yı aklamaz. IŞİD bir terör örgütüdür. PKK da en az onun kadar terör örgütüdür. PKK ile bir barış süreci yürütülmesi PKK'yı meşru hale getirmez. İki, Türkiye oradaki Rojava'daki, Kobani'deki ve Afrin'deki Kürtlerle bir sorun yoktur. Oradaki Rojava'daki, Kobani'deki ve Afrin'deki Kürtler gibi, yani diğer insanlar gibi Kürtlerin de kendini koruma hakkı vardır. Ama kendi işlerinde örgütlenirler, bunu yaparlar, bunu yaptılar. Türkiye'de ne Kobani'ye bir şey dedi örgütlenmeye, ne Afrin'e bir şey dedi, ne de Rojava'yı. Fakat burada bir şey daha oldu. Biraz sorun nerede peki? Sorun şurada. Burada PKK bir coğrafya tahayyülü var. Bu sadece Rojava bunlar için bir çıkış noktası. Çünkü PKK'nın stratejik aklı kadar bu bölgede çalışan ve bu bölgede uzun süre duran hem siyasi karar alıcıların hem de bu bölgeye çalışanların da stratejik aklını hafife almamak gerekiyor. Bunların bir coğrafya tahayyülü var. Diyorlar ki bura bizim akrabamız, o zaman Kandil'den gelelim, şuradan gelelim, buradan gelelim. O zaman biz de gidelim, birileri de gitsin Kerkük'te devlet kursun, biri gitsin Doğu Türkistan'da devlet kursun. Bu uluslararası olmaz alanda olan bir durum değil. Diğer bir konu, elçi 3. Elçi Bey diyor ki, Tahir Bey, evet diyor buradaki insanlar gerçekten zulüm gördü. Evet, IŞİD terör örgütü tarafından buradaki Kürtler zulüm görüyor. Ve 130 bini aştı. Sabah bir Kürt aydını, ismini vermeyeceğim çünkü izin almadım. Bana şunu söyledi. Ya hoca dedi, ben anlamıyorum bu bizimkileri dedi. Neyi anlamıyorsun abi dedim. 130 bin tane dedi, Türk Kürt'ü kabul eden bir ülkenin güçlerini niye taşlarsın dedi. Hepimiz tanıyoruz, isim vermeyeceğim. Diğer bir konu. Evet, burada Rojava'dakiler gerçekten katliam gördüler. Şu IŞİD'le ciddi ciddi sorun yaşıyorlar. Fakat şunu unutmamak lazım. Burada diğer halk Esad tarafından zulüm görürken, katledilirken Salim Müslüm İstanbul'a geldi biliyorsunuz. Türkiye'nin yetkili organları bunlarla görüştüler. Hepimiz bunu takip ettik. Bu durumu muhaliflerle Esad arasındaki çatışmayı Salim Müslüm, PKK ve orada YPG veya PYD neyse bu yapılanma kendi için oradaki halkı korumak değil. Bu stratejik durumdan faydalanırım, kendime nasıl kar sağlarım hesabıyla hareket etti ve Suriye'de rejim tarafından katledilen insanların yanında olmadı. Bu ayrı bir konu. Bunu bir defa bir tarafa buraya koyalım. Diğer bir konu, Kürtler Türkiye'ye böyle bakmıyor. Biraz önce siz de tabii sorabilirsiniz. Bütün Kürtler Türkiye'ye kızgın değil. Burada PKK, HDP ve PYD adı altındaki o grubun kendisine bir alan açma
ve Rojova etrafındaki bu alanı açıp bu bölgede kendi hakimiyetimi nasıl kururum, geliştiririm çabası içinde olduğunu görüyoruz. Yani diyorsunuz ki maksat, bir dakika, anladığım kadarıyla burada PKK, PYD, hatta Türkiye'deki HDP, bunların maksadı insani yardım, akrabaya yardım, onların başına gelen bu zulümler karşısında bir ses çıkarma değil. 130 bin insanı da kabul değil, etmiş. Niye bu değil. Bunlar bu Rojava denilen bölgede oluşmuş olan mevcut fiili durumdan yararlanarak ve burada da IŞİD gibi radikal azgın örgütü kullanarak, terör örgütü bahane ederek, evet, buradan PKK ve PYD kendini aklamaya çalışıyor. Böyle bir büyük Kürdistan'a doğru giden tabii ki, bir şunu unutmamak lazım. Rojava'da tabii bunu aylar önce hatırlayalım. Bir şey hatırlayalım. Zamanımız ne kadar var bilmiyorum. Bitti. Hemen söyleyeyim o zaman. Aylar önce Rojava'da katliam vardır diye sosyal medyada yoğun bir şekilde işlendi. Oraya bir heyet gönderdi Barzani. 13 tane Barzani'ye yakın grup vardı. Barzani dedi ki böyle bir şey yok dedi. Ama bugün oradaki Kürtler, evet, IŞİD terörüyle karşı karşıya. Peki. Fakat PKK'da buradan kendini aklamaya çalışması. Peki. Tahir Elçi ile devam edeceğiz. Bütün bu konuşulanlara belki Tahir Elçi başka bir perspektiften cevap verecek. Kısa bir aradan sonra karşınızda olacağız. Evet, tekrar birlikteyiz. Bu Kobane ve Suriye Kürtleri meselesinde Mehmet Bey ve Sedat Laçiner'in söylediklerine Tahir Elçi, evet, bir cevap verecek. Bu arada bir mesaj atmış bir arkadaş, Naif Ali Beyoğlu, eski Kars Belediye Başkanı'dır kendisi. Bana, benim telefonuma bir mesaj atmış. Diyor ki denizler Filistin'de savaşmaya gitti, deniz gezmişi kastediyor. Kobani'ye sadece akrabalık bağları ya da Kürt olduğu için değil, katillere karşı savaşmaya gitmek bir insanlık görevidir demiş. Katılır mısınız Sedat Açın? Yani Türk insanına buradan televizyondan elinize silah alın, gidin başka bir toprakta savaşın. Bunlar doğru şeyler değil. Bir hukuk devleti içerisinde hukukla izah edilecek şeyler değil. Deniz gezmişler de bence o zaman çok da isabetli değildi. Yani. Filistin'e gidip İsrail karşıtı savaşması. Şimdi Filistin'e değil zaten, onlar Lübnan'a gittiler. Orada terör kamplarında yer aldılar. Ya bu işin daha doğru düzgün yöntemleri var. Şimdi, peki, gençlere, evet, bunu bir ideal olarak göstermemek lazım. Evet, şimdi öncelikle 200 kişi geldi ve oradaki işte hani Rojava yönetimi bıraktı kaçtı gibi bir söylem doğru değil önce. Doğru değil, nesnel olarak doğru değil. Çünkü 200 kişilik... Kim dedi öyle bir şey? Yani öyle söylendi Sayın Laçin'e galiba en son söylediği. Ne dedi ki? Yo, ben onu öyle söylemedim. 200 kim yani? Yani IŞİD militanı ile hani... Sinan Oğan söyledi. Hatta yani çok bence şimdi, doğru bir benzetme değil. Orada şimdi şu anda Irak, Suriye'de düzenli savaş oluyor. Yani tamam. PKK mesela tamam, terör yönteminden uygulasa belki daha farklı olur ama böyle karşılıklı tanklarla falan savaş şunu, yapıyorlar. Hayır, öyle değil. Şimdi şöyle, yani bunlar biliyoruz, her gün izliyoruz. Maliki ordusundan, yani Irak merkezi yönetiminin ordusundan, özellikle de Amerikalılar tarafından kendilerine verilmiş dünyanın en modern silahlarını o beceriksiz Irak ordusundan veya belki önemli ölçüde Suriye rejimi askerlerinden elde ettiler ve gerçekten de teknik olarak çok üstün bir güçle hem Şengal bölgesinde hem de Rojava bölgesinde acımasız bir saldırıya giriştiler. Dolayısıyla burada çok çok çetin ve çok büyük bir mücadele yürütüyor Rojava'daki YPG. Ben o konuda bir şey söylemedim yani. İki yıldır dişe diş, yani hakikaten yani dünyada benzeri görülmemiş bir direniş sergiliyor şeye karşı, bu IŞİD'in bu gücüne karşı. Ama elbette ki zaman zaman sivilleri korumada yetersiz kalmış olabilirler. Nitekim bazen çok büyük devletler bile böyle bir güç karşısında, hele hele böyle bir vahşi güç karşısında, hele hele hani modern haşhaşiler gibi cennete gideceklerini düşünen böyle bir vahşi grup karşısında zaman zaman en modern devletler bile zaafa düşüyor olabilirler. Şimdi Kürtlerin ben taş atmayı onaylamıyorum. Ama öfke neden kaynaklanıyor diye sorulursa öfke şudur. Şimdi bir yandan evet, yani açıkça altını çiziyorum, rehinelerin serbest bırakılmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ama hani şöyle de düşünülüyor. Bir yandan rehineler, yani o insanlarımız serbest bırakılıyor, bu güzel bir şey. Ama öte yandan aynı anda bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün önemli yetkililer
siyasi ve diplomatik müzakere yürüttük biçiminde açıklamaları var iken. Öte yandan halk da şuna inanıyor. Zaten öteden beri IŞİD'e karşı yetkililer şu veya bu şekilde bu lojistik destek olabilir, bu tedavi olabilir. Hatta bazen işte tırlarla silahların gittiği de iddia ediliyor. Buna ilişkin deliller de ortaya çıktı. Dolayısıyla bir yandan böyleyken öte yandan yani Kürtler için çok önemli olan, benim biraz önce ifade ettim, gerçekten Kürtlerin en zayıf, en şanssız ve en çok korumaya muhtaç olan bu topluluğu, Rojava'daki toplum çok büyük bir saldırı altında. İnsanlar oraya gitmek istiyor, onlara ulaşmak istiyor, akrabalarına ulaşmak istiyor, onları korumak istiyor. Ama işte sınırlar kapalı. Dolayısıyla burada hani bu olguya bir öfke. Yoksa hani bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, devletine bu anlamda hani bir sanki bu nedenle bir yandan oradan gelen Kürtleri güvenlik görevlileri kabul ederken öte yandan da sanki güvenlik görevlilerine karşı bir isyan varmış gibi sunmak doğru değil, adil değil ve gerçekçi de değil. Bir tek bir soru soracağım. Evet, oradaki bugün Rojava'daki insanlar gerçekten zor durumda. Peki Suriye denen bir devlet var ve bunun bir sınırı var. Yok öyle bir devlet kalmadı. Yani bir sorum şu. Peki devlet kalmadı. Bu devleti yaşatmak için Arapların bir kısmı dese ki ya ne bu kanton manton, biz de gelip buraya geleceğiz ve buradaki Suriyelilere Arapların yanında olacağız derse ne dersin? Şimdi bakın, orada bir devlet falan kalmamış. Ayrıca şunu da ifade edeyim. Yani Türkler Araplar da Arap kardeşlerine yardım etmek isterler. Türkmenler Türk kardeşlerine. Türkler orada devlet, yani bu da hani çok yanlış sunuldu. Yani ilginçtir. Hatta bazı Kürtler PKK'yı eleştiriyorlar. Neden devlet istemiyorsun? Neden kanton yönetimi oluşturdun, böyle bir idari yapılanmaya gittin? Neden böldün hatta diyorlar ve suçluyorlar. Dolayısıyla PKK ben devlet kuruyorum demiyor ki zaten. Ben demokratik bir yönetim kuruyorum diyor. Ben bir öz yönetim kuruyorum diyor. Yarın öbür gün Suriye'de demokratik bir yönetim oluşursa, demokratik bir ülke oluşur, tesis edilirse, yani kendi özelliğim içerisinde ben diğer halklarla birlikte, Araplarla, Şiilerle, Sünnilerle birlikte yaşamak istiyorum diyor. Hatta Türkiye'de de ben zaten devlet kurmak istemiyorum. Ben lokal kurmak istiyorum. Şimdi dolayısıyla hani bu şimdi ya. Bakın bu pan Kürdist laflar gerçekten çok adaletsiz laflar. Yani dünyanın en sahipsiz, en mazlum ve en böyle devletsiz, avukatsız kalmış halkına, kendi en temel hakları için mücadele eden halkına, soykırıma uğramış bir halka, Halepçi halen hatırlardadır. Halen Şengali görüyoruz. 500 bin insana soykırım uygulandı. Halen işte devam ediyor bu uygulama. Şimdi böyle bir halkın meşru mücadelesine pankürdizm yakıştırması yapmak çok büyük bir adaletsizliktir. Çok büyük bir vicdansızlıktır. Onu ifade etmek zorundayım. Tahir Bey, deniliyor ki. Evet. Sorun şurada. Herkes, hemen hemen herkes oradaki insanların, o ahalinin mazlum oluşuna, onların kendi başlarına, kendilerini savunmak için bir şeyler yapmalarına hiç kimsenin itirazı yok. İtiraz şuraya. Bu durumdan yararlanarak PKK'nın işin içine girip buradan böyle bir devlet devşirme çabası. Şimdi ben ya bir de değil mi? Yani itiraz hatta şunu söyleyeyim. Hatta PKK'nın bu davranışı oradaki mazlum halkın davasını da kötü duruma sokuyor. Ha. Bir de şimdi, o var yani. Ya ben bakın, bir de şöyle bir şey bakın. Ya biz yüz yüze konuşuyoruz. Hepimiz farkındayız. Ya şunu yapmayın ne olur. PKK bir devlet istiyor. Siz de diyebilirsiniz. Ayrı bir devleti olsun ne olur diyebilirsiniz. Ben buna bir şey demiyorum. Ben buna katılmıyorum. Siz de ona katılırsınız. Ama şimdi bana demeyin ki PKK Suriye'de bir devlet istemiyor. Yani bir yeniden kurulursa Suriye içinde parçası olmak istiyor. Türkiye'de de öyle bir hedefi yok. Yani böyle yapmayın şimdi. Daha dün o biraz yani, önce gerçi şimdi birbirimizi kandırmayalım. Daha dün görüşler olmalı. Yani. Daha dün bugün belki burada kendisini haksızlık da ettik Sayın Aysel Tuğlu'ya. Sayın Aysel Tuğlu'nun işte taş attığı biçiminde çok haksız bir şey de oldu. Aslında kendisine cevap hakkı da doğdu. Şimdi daha dün DTK Kongresi'nin açılışında Sayın Aysel Tuğruk, devlet sizin, demokrasi bizim olsun biçiminde çok veciz bir şekilde amaçlarını ifade etti. İşte benim de yani devletin siz, tanımını yapın, siz yani biz onların istemiyoruz demek onların lazım. Niyetini bu mi okuyorsunuz? Yani onu ben tabii... Ya bir de şöyle bir şey, siz ne derseniz deyin, nihayetinde devlet bir günde bir gecede kurulmuyor. Yapılanların neye matuf olduğu belli. Evet. Devlet istemeyen ordu kurmaz, silahlı mücadeleye girmez. Aysel Tuğluk da dahil olmak üzere neler söylediğini biliyoruz. O yüzden ben şunu rica ediyorum yani bakın. Bu konuşmalara gerek yok yani. Tamam. Şirin görünmeye gerek yok. Normal görüşümüzü paylaşalım.
Bir sonucu anca öyle varırız. Siz Aysel Tuğlu'nun resmini görseniz tanır mısınız? Ben onu anlamadım. Bir dakika. Neyse o ayrı bir şey. Aysel Tuğlu'nun resmini görseniz tanır mısınız? Ben Aysel Tuğlu'nun niye öyle yapmış, nasıl yapmış, ne zaman yapmış onu bilemem. Taş attığını zannetmiyorum diyorsunuz da şu an sınırdan geçen Kürt vatandaşlarımızın düzenli geçişini sağlamaya çalışan askere bir milletvekili niye taş atar Allah aşkına? Sinan Bey, Sinan Bey. Ben taş atıyor. Ben tahminimi size söyleyeyim. Sayın Sinan o ana. Bakın. Yani örneğin o bölgede Türkmenler olsa ve çok barbar bir grubun katliamcı saldırılarına maruz kalır. Olabilir. Peki orada siz onları kurtarmak için o sınıra doğru yönelmişseniz ve bir halk temsilcisisiniz. Yani bir milletvekilisiniz. Ve bazı panzerlerden sizin üzerinize gaz, göz yaşartıcı gaz bilmem ne bileyim. Yani gaz, siz bir öfkelenip bilmem yani elinize taş almışsanız bu bilemiyorum. Ben orada askere yardım ederim ki daha fazla insan sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye gelsin. Ne olmuş bilmiyoruz. Biz Urfa'da bakın birkaç gündür Urfa'da neler olup bittiğini bilmiyoruz. Yani orada milletvekilleri gittiler, orada belediye başkanları gittiler. Yarın biz gideceğiz sivil toplum örgütleri olarak. Biz Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleri olarak biz gideceğiz. Gerçekten evet. Evet yani o insani trajediyi anlamak istiyoruz. Yardımcı olmak istiyoruz. Türkiye'de yardımcı olmak istiyoruz. Sorunu çözmek istiyoruz. Türkiye'de bunu yapıyoruz zaten. Sorunu çözmek istiyoruz. Türkiye tamam. Ne yapıyor? Ne güzel, hep birlikte yapalım. Biz de Türkiye'yiz. Biz kendimizi Türkiye'nin dışında şey görmüyoruz onu söyleyeyim. Biz de Türkiye'yiz. Hep birlikte yardımcı olalım. Hep birlikte bu sorunu çözelim. Yani bakın gelin tarihsel ama bunu ya. Okul yakarak, taş atarak değil. Orada bakın Kadri Gürsel bir yaparak bakın, lütfen, bir devreye girsin. Lütfen. Yani tabii ben bu programda ben buradaki ortak paydanın parçası değilim. Ben gazeteciyim ve gazeteci disiplini içinde tavır alıyorum, düşünüyorum, ifade ediyorum kendimi. Sinan Bey siyasetçi, o da siyaset yapıyor şu an. Şimdi bakın, taş atmak konusu madem burada konuşuyor, vay nasıl taş atarlar? 91'de iki gün içinde 300 bin Kürt sığındı Türkiye'ye. 300 bin. Şimdi burada rakamlar konuşuyoruz biz. Hatırlayınız. Birinci o zaman Körfez Savaşı. Onlar da Barzani'nin tabanıydı. Bütün Barzani'nin tabanı geldi Türkiye'ye sığındı. 300 bin kişi. Bir kısmı tabii. O zaman neler neler olmuştu hatırlayın. Bunlar travma altında... Son derece gergin, son derece öfkeli, son derece her an reaksiyon göstermeye hazır insanlar ve o an bu insanlardan zaten sağduyulu davranmalarını bekleyemezsiniz. Çok arkasında evini, barkını, yakınlarını bırakmış, kendini kesilmekten kurtarmak için buralara atmış insanlar. Arkadan IŞİD kovalıyor. Çünkü köylerden gelen insanlar bunlar öncelikle. Şimdi bakın lütfen şimdi bu taş atma meselesine bu kadar dilimize dolayıp yok taş attın atmadım işte şu vardı bu vardı diye bunları konuşmak. Bakın taş atılmış olabilir. Evet ben bunu doğallaştırmaya burada çalışıyorum bu durumu. Taş atılmışsa karşılığı verilmiştir. Taş atanlar da orada cezalandırılmışlardır. Devletin elinde taşa karşı koymak için yeterli teçhizat mevcuttur. Devletin elindeki, devletin askeri ve polisi taşa karşı kendisini koruyacak teçhizata, ekipmana sahiptir. Bu kadar da büyütmeyin bunu. Taştan daha büyük insan canı, kanı meselesi var. Allah'tan orada güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan veya ağır yaralanan olmamış. Yani yaralanan ölen olsa evet o zaman bunu bu kadar hararetli şekilde tartışalım. Şu dün işte orada atılan taşları vesaire niye taş atıyorsunuz? Korkunç bir hengamenin içinden gelen, her şeylerini kaybetmiş, ne yapacakları belli olmayan insanlar bunlar ve yüz bilmem kaç bin kişiden söz ediyoruz. Taş ve hınç dolular. Türkiye'ye karşı da hınç dolular, evet. Bunu da kabul edelim. Türkiye'ye karşı da hınç dolular. Neden? Tarihsel nedenlerle Suriye'deki Kürtlerin büyük bölümü oradaki vatansızlıklarının ve aynı zamanda da işte Türkiye'deki bu PKK'nın başlattığı savaş ve mücadelenin de etkisi var bunda. Oradaki vatansızlıklarının ve Türkiye ile ilgili köklerin oradaki mevcudiyetlerinden her iki tarafı da sorumlu tutar. Bu hınç içinde biraz da öfke dolu ve belki de işte keskin bir siyasi kültür içinde yetişiyorlar. Daracık bir alanda sıkışmış durumdalar ve bunlar yani entegre edilmiş falan insanlar değiller. Bunlar öfke dolu insanlar. Bunu kabul etmek lazım. Yani biraz da empati lütfen. Bakın burada iki saattir eski Türkiye, madem bu kadar çok seviyorsunuz yeni Türkiye sözünü, ifadesini kullanmayı, eski Türkiye'nin kafa yapısı sergileniyor. Şimdi barış süreci PKK'yı meşrulaştırmaz.
IŞİD'e karşı savaşmak PKK'yı, PKK terör örgütüdür. Ya şu PKK'yı bir silahlı örgüt deyin bir kere de be. Yani affedersiniz ama silahlı örgüt deyin bari, belki daha kolay yani işler kolaylaşır, işleri zorlaştırmayalım. Sürekli PKK'ya terör örgütü demek. İki yıldır Türkiye'de çok vahim bir, iki yıldır daha fazla hatta, 2,5-3 yıldır bir çatışmasızlık ortamında. Evet, silahlı saldırı da yaptılar. Asker ve polis de öldürüldü. Daha önce de oldu. Çok vahim olaylar yaşandı. Ama eğer biz bir ortak ülkeyi yeniden, yeni koşullarda inşa edeceksek, Kürtlerin, Türklerin ve diğer tüm unsurların ortak ülkesini, terör örgütüdür, terör örgütüdür diye ikide bir bunu tekrarlamanın buna hiç hizmet etmeyeceğini düşünüyorum ben. Bu silahlı örgüttür. Silahlı örgüttür. Terör eylemine başvurursa, terörist eylemlere başvurduğunu söyleriz. Ama terör örgütüdür demek, IŞİD'den bir farkı yoktur demek falan, bana sanki bu çatışmasızlık ortamının da aslında çok böyle bir İskambil kağıdından bir şatoymuş gibi olduğunu ve arkasında bunun gerçekten de yatan, birikmiş öfkenin ve kinin sanki bunu zorladığını düşündürtüyor bana. Şimdi bu mantık bize şunu getirir. Tamam, PKK eskiden terör örgütüydü ama şimdi değil. O zaman IŞİD de bir süre sonra eskiden terör örgütü kabul edilecek, bir süre sonra muhatap alınacak. Yanı başımızda bir devlet olacak. Bunu eğer yarın öbür gün IŞİD'i de bu şekilde kabul etmeye hazırsanız, o zaman bu mantığınız doğru. Ama bu hiçbir zaman ne IŞİD'in kafa kestiğini, ne de PKK'nın askere kurşun sıktığını, evleri basıp çocukları yaktığını hiçbir zaman affettirmez. PKK terör örgütü, eğer sizin bir yakınınızı, bir askerinizi, evinizi bassaydı, yaksaydı, Kadir Bey eminim ki böyle konuşmazdınız. PKK'nın terör örgütü olduğu gerçeği hiçbir şekilde değişmez. Sinan Bey, siz benim başımdan geçenleri galiba bilmiyorsunuz. 95'te ben 26 gün kaçırıldım ve alıkonuldum dağlarda. Yani bu, bakın, benim başımdan geçenler, kişisel duygularım ve düşüncelerim, kişisel öyküm, benim hadiseye bakışımın, siyasi analizimi ve perspektifimi hiçbir zaman etkilememiştir. Siz PKK'nın şehit asker yakınlarının acısını paylaşmayabilirsiniz. Ben paylaşıyorum. O asker yakınlarının acısını siz her gün tazelerseniz zaten Türkiye'de hiçbir şeyin çözümü olmaz. Olur, niye olmasın? Olmaz. PKK terör örgütü bıraksın silahını. Sizin dediğiniz gibi. Bırakmanın PKK, koşullarını konuşuyorlar zaten. Nerede konuşuyoruz? Konuşuyoruz. PKK terör örgütü silahını bıraksın, konuşun. Gelsin, bırakmıyor ki. Elimde silahı tutarım ve istediğimi de yaptırırım. Her gün oradan Türkiye'ye parmak sayıyorum. Bakınız, daha önemli bir, burada takılıp kalmayalım. Daha önemlisi nedir biliyor musun? Bugün tartışmadık. Türkiye'de bir muhalefet partisinin eş başkanı Türk gençlerini savaşa çağırdı. PKK terör örgütünün beraberinde IŞİD'e karşı Kürt gençleri ve Türk gençleri ne silahlı mücadeleye çağırdı. Şimdi IŞİD safında çarpışan Türk vatandaşı, PYD'de Kürt, IŞİD içinde olan Kürtleri nereye koyacaksınız? Diyeceğim şimdi. IŞİD saflarında çarpışan Türk vatandaşı, ki IŞİD içerisinde çok önemli miktarda Kürt var. Bakınız, Kürt var. IŞİD içerisinde Türkiye'den gidip savaşan Türk var. PYD içerisinde gidip savaşan Kürt vatandaşı var. Belki Türk de var. Bilemiyorum. Ya Sinan Bey, yani bir şey söyleyeyim. Mezarlar, müsaade edin bitireyim. Bakınız. Bu ben, mezarlar belki de aynı mezarlıkta, aynı mezarlıkta PKK yanında savaşan ve ben, IŞİD yanında savaşan insanlar Selahattin yan yana yatıyor. Demirtaş'ın çağrısını açık söylemek gerekirse yadırgamadım. Şu nedenle yadırgamadım. Tamamen insani nedenlerle. Şimdi orada benim akrabalarım öldürülüyor. Sıkışmış durumda. Kobane düşebilir değil mi? Her an IŞİD'in eline geçebilir yani. Bugün, yarın düşmek üzere. O zaman yüz binlerce kişi daha gelecek buraya. Şimdi ben geleceğiz zaten. Hepsi geldi. Şimdi belki Selahattin Demirtaş hani Cumhurbaşkanlığı adaylığı yapmış. Türkiye'de bir siyasi partinin lideri konumunda. Bu açıdan böyle bir çağrı yapmak yerine devletin kademelerini bu konuda harekete geçirmesi, uyarması daha doğru olurdu ama yine de ben bir refleks gibi değerlendiriyorum. O zaman bir süre sonra bakınız. O zaman bir süre sonra Türkiye'den sınırımızdaki bütün coğrafyaya savaşçı ihraç eder noktaya gelirsiniz. Ama
O savaşçılar. Sümenler için de biz bugün bir çağrı. Kırım'a gönderelim bir kısmını. Yani, bir kısmını. Şimdi Kırım'a gönderelim bir kısmını. Kafkasya'ya gönderelim bir kısmını. Ordusu var dersiniz. Oraya gönderelim. Ordu Kobani'ye gitsin diyebilirsiniz. Yani şimdi... Selahattin Demirtaş veya bir başkası diyebilir ki Türkiye Cumhuriyeti ordusu Irak'a, Suriye'ye girmeli. Bunları kurtarmalı diyebilir. Bu makul bir çağrı. Makul veya gayrimakul diyebilirsiniz. Ama sivil vatandaşın eline silah çağrısı yapamazsınız. Çok sorumsuz bir çağrı olur o. Ama şöyle bir durum yok mu? Yani daha şey bakalım, insani bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kobani'ye yardım etmesi, ordu göndermesi, asker göndermesi imkan dahilinde değil. Çok hayali bir şeyden söz ediyoruz. Orada insanlar... Ama en azından böyle bir çağrı da bulunabilir. Evet, yani, belki şimdi böyle, diyebilir doğru. ki bir siyasi parti lideri ordu olarak yardım edelim. Bu onun görüşüdür. Evet. Buna saygı şimdi, duyulur. Ama insanlarımızı silahlanmaya çağırmak, insanlarımızı çünkü her iki tarafta da kendi bizim insanımız... savaşıyor ve bizim insanımızın başka bir ülkede savaştıktan sonra cenazeleri Türkiye'ye geliyor. Bunun altından kalkamazsınız. Ya bir de bir şimdi, ülkenin tabii, ordusunun bir ülkeye girip orada bir çatışmaya müdahale etmesi imkansız. Ama bir ülkenin milleti, insanları, sivil vatandaşı, öğrencisi, kasabı, esnafı neyse bunların gitmesi makul görünüyorsa orada bir sakatlık var ama. Yani şimdi bakın hakikaten Kürtler dünyanın en korumasız, en sahipsiz, hani o tarihte söylendiği biçimiyle en avukatsız toplumudur. Ya öyle deme ya. Suriye'de bir insanlık dram var. Irak'ta da bir insanlık dram var. Yani hiçbir orada Suriye'de 3 milyon Türkmen'in Türkiye'de sahibim var. Suriye'de 3 milyon Türkmen. Bakın Kürtler IŞİD'in tehdidi altındayken. Yani ben böyle Arap, Türk, Fars diye ayırmak istemem. Ama Türkiye devletinin kabul edelim katliamlarına hatta soykırımlarına maruz kalmış bir halktır. Bakın Halepçe ya hiç olmasa Türkiye Kürtlere kapı açtı. Kelafer'den 300 bin Türkmen kaçtı. Bir tanesini bakın, içeri almadı. Onları Kürtler korudu. Onları Kürtler korudu biliyor musunuz? Bu ülke Allah'ın kulunu Şengalliler, bakın hepsinden pasaport vize sordu. Sinan Bey şunu biliyor musunuz? IŞİD önce Türkmenlere yöneldi. Evet. Önce Musul bölgesindeki, Trafer bölgesinde Türkmenlere yöneldi. Onları katletti. Onlar yerlerinden edildiler. Evet. Kaçtılar, göçtüler, geldiler. Şengalli Ezidilere misafir oldular. Birlikte açlarını, ekmeklerini paylaştılar. Evet. Daha sonra IŞİD gelip her ikisine birden saldırdı. Evet. Her ikisi birden mağdur oldu. Evet. Dolayısıyla Türkmenler, Kürtler kardeştir. Biz böyle acıları yakıştırmıyoruz zaten. Böyle bir ayrım yok. Öyle bir şey yok ama zaten. Ama bakın Orta Doğu'da Kürtlerin de bir korumaya ihtiyacı var. Ama bir devletleri yok. Ama bir akraba devletleri yok. Ama onları koruyan bir uluslararası güç yok istisnasız son yıllardaki dışında. Ya çok samimi söyleyeyim. Hayır Türkleri de, koruyalım canım. Orada Türkmenler bu eziyeti çektiğinde Türkiye onları korumaya mı gitti? Türkiye devleti Türkmenleri de korusun, Kürtleri de korusun. Yani buna bir beis yok ki. Ama artık bakın artık. Hatta Yezidileri de korusun. Şebekleri de korusun. Yezidileri de korusun. Arabı da korusun. Demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde hepimiz yaşayalım. Evet. Demokratik bir ordu gücü olsun ve Orta Doğu'da gerçekten hep birlikte kendi kendimizi koruyalım. Bunda bir beis yok. Ama yaşananlar, realite Kürtlerin de artık bir savunma ihtiyacı ortaya çıkmıştır Kürtlerin de. Dolayısıyla bir askeri güce de ihtiyaçları var. Bunu hemen Türkiye'de isyana mı bilmem askeri bir şeye mi davet ediyorsun? Hayır. Türkiye'deki koşullar farklı ama Suriye'deki, Irak'taki koşullar farklıdır. Dolayısıyla Sayın Demirtaş'ın, siz Kürtlerin duygularını gerçekten anlamakta zorlanıyorsunuz. Yani orada düşünün o korumasız insanlar vahşet saldırı. Yani insanlar biraz önce kendiniz ifade ettiniz. Kıtır kıtır kesilen insanlar, tecavüze uğrayan insanlar. Şimdi bu bir gerçek yani bu bir propaganda değil. Dolayısıyla bir toplumun içi yanıyor. Bir toplum şu anda büyük bir acı çekiyor. Kürtler orada soykırıma uğrayan insan olarak bakalım. İlk önce diyelim orada insanlar yani ölüyor. Sayın Demirtaş'ın, insanlar korunsun ama diyelim. Bakın bu biraz bir çarpıtma oluyor lütfen. Bir çarpıtma yani, değil. Sayın Demirtaş'ın işte Kürt gençleri dünyada Rojava'daki vahşete maruz kalan Kürtlere karşı Kürtleri korumak için harekete geçmeli biçimindeki sözünü sanki demokratik bir ülkede sanki özgürlüklerin yaşam hakkının tam bir güvencede olduğu bir ülkede bir siyasi parti lideri insanları silahlı mücadeleye çağırıyor gibi sunarsanız bunları çarpıtma olur. Kandil'dekileri çağırsın. Peki. Türkiye'den Türk gençlerini çağırmasın. Kadri Gürsel, Sedat Laçiner, Sinan Oğan, Mehmet Şahin ve Tahir Elçi. Çok teşekkürler. Çok yararlı bir tartışma oldu ama yanı başımızda bu süreç bütün hızıyla devam ediyor. Kaygıyla izlediğimiz bir süreç. Bundan sonraki programlarda da sanıyorum bu meseleyi tartışmaya
devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.